Evet sevgili seyirciler, bugün 24 Şubat 2021 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş, misafirim Hüseyin Yılmaz Bey, romancı, gazeteci, yazar. Şimdi şöyle bir öğretmen arkadaşımız tavsiye etti, sağ olsun. Hüseyin Bey'le de görüşmelisin dedi. Sağ olsun, kırmadı Hüseyin Bey de bizi. Öğretmen arkadaşımızın tabi adını vermiyorum. Sait Bey diyebiliyoruz biz onu. Buradan selam gönderiyorum ona. Rumuzu tabii Sait Bey. Şimdi bir de baktım böyle tarihte bugün ne olmuş diye. Yani bu söyleşimize, röportajımıza denk gelen diye. 1920 çok tehlikeli bir dönem bizim için de, Türkiye için de. Almanya İşçi Partisi adını değiştirmiş. Nasyonal Sosyalist diye Almanya İşçi Partisi olarak yapmış. Yani faşizmin ayak sesleri geliyor. Almanya'da da geliyor. Bizde de geliyor. Ben söylüyorum bunu tabii. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi sormadım. Sağ olun, sağ olun. Tanıtırken eksik bir şey kaldıysa siz şey yapın. Romancı özelliğiniz var, gazeteci özelliğiniz var. İşte yani haliyle yazar özelliğiniz var. Yakın tarih araştırmaları üzerinde de epey bir mesai sarf ettim 90'lı yıllarda. Evet. O dönemde 6 da kitabım çıktı. Yani yakın tarihimize dönük 6 Evet. kitap. Bu kitaplardan bir tanesinde bir 3-4 yıl mahkemelere de gidip gelme şeysine böyle ne diyeyim mazhar olduk. Böyle bir şeyi de yaşadık. Aa, Türkiye geçmiş olsun. Cumhuriyeti sınırları içinde yaşamanın bedelini ödedik bir şekilde. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. İsterseniz oradan hatta başlayalım. Harika olur. Harika olur. Benim Neydi alanım. o kitap? Abi çok iyi olur. İnkılap Okuyabiliyor kurbanları. musunuz? Evet. Oo, Bu yakın tarihimizin, asılan insanlar değil mi? evet, yakın tarihimizin anlatılamayan hikayesi bir adıyla yayınlandı. Beş kitap bu seriden çıktı benim kalemimden. Maşallah. Bu kitaptan yargılandım. Yani niye yargılandım? Hocam bir saniye. Öyle bir girdiniz ki tam böyle gazeteci çarpıcı başlıkla girdiniz. Ben hiçbir şey karışmadım. Müthiş. Evet, buyurun, dinliyorum. Bu kitaptan bir şikayet mevzu olmuş, yargılandım. Hatta onu da anlatayım ben size. Lütfen, lütfen. Kitabın içinde ne var derseniz, kitabın içinde Cumhuriyet'in şekillendiği yıllarda Ankara merkezli işlenmiş olan bir tane hukuk cinayeti, iki tane de basbayağı bildiğiniz cinayeti anlatır. Ali Şükrü Bey'in, Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey'in Topal Osman'a boğdurulması, Topal Osman tarafından boğdurulması, Atıf Hoca'nın İstiklal Mahkemelerinde mazlumen, zulmen şehit edilmesi ve Kars'ı iki sefer düşman işgalinden kurtaran Deli Halit Paşa namıyla şöhret şiar olan Paşa'nın meclis koridorunda bir silahşor grubunca katledilmesi. Bu üç hikayenin etrafında gelişen bir kitap bu. O dönemde hem Trabzon'a, Giresun'a, hem Çorum'a yani ilgili yerlere, ilgili kişilere ulaşmak suretiyle hem ciddi bir gazetecilik yaptık, hem Maşallah. yazılmış kitaplar üzerinde, arşivler üzerinde çalışmalarımız oldu. Kitap 90'lı yılların başında basıldı. Yani 91 idi zannediyorum. Hatta 90'dı belki de. Önce bunlar bir gazetede neşredilmişti. Kısmen mülakatlar şeklinde neşredilmişti. Kitaplaştığı zaman bir gün yayın evindeyim. Timaş yayınlarında neşredilmişti kitap. Dediler ki İzmir'den bir vatandaş ısrarla seni arıyor. Birkaç sefer aramış. Beni bulamayınca not bırakmış. Mutlaka görüşmek istiyor diye. Derdi ne dedim? Dediler ki inkılap kurbanlarından dolayı arıyor. İnkılap kurbanları da piyasaya verileli 2-3 hafta olmuş. Döndüm vatandaşı. Tabii şimdiki gibi değil. Cep telefonları yok, bir şey yok. Sadece sabit hatlarla kim kime nasıl ulaşabilirse ulaşacak. Aradım beyefendiyi. Beyefendinin şeyi şu, meziyeti, medarı iftiharı şu. Kemal Atatürk'ün cenaze merasiminde tabutu taşıyan yedek subaylardan bir asker.
Doğrudan telefona söyledi şey şu. Ya beyefendi dedi, siz kim oluyorsunuz dedi ya. Nasıl böyle şeyleri yazıyorsunuz dedi ya. Allah Dedim ki ne yazmışım? Ya dedi, İzmir'de bir haftadır bizim çevremizde sizin yazdıklarınızdan başka kimse bir şey konuşmuyor. Maşallah. Siz ne kadar cüretkar adamsınız dedi. Evet, aynen. Dedim ki beyefendi ne yazmışım sizin, nedir böyle bu kadar tehevüre getiren şey nedir? Ama onun yaptığı da cüretkarlık. Buyurun, pardon. Elbette ama o yani şeysini dile getiriyor. O Ha. işte Kemal Atatürk'e duyduğu muhabbetten dolayı. Şimdi bakınız, Anladım. ben Kemal Atatürk diyorum. Birileri kalkar buna da itiraz eder. Evet. Halbuki Evet. Mustafa Kemal'in aşinası oldukları şeyle söyleyeyim. 1934'te kendisi ismini değiştirip Kemal'den Kamal'a çeviriyor. 1938'e kadar da bu isimle yaşıyor. Ve Evet. 34'ten 38'e kadar bütün gazetelerde, bütün merasimlerde Kemal Atatürk diye geçer. Her arşive, her yere bakabilirsiniz. Evet. Ama şu anda birileri benim Kemal deyişimden rahatsız oluyor. Ev kardeşim, adamın ismi bu. Kendisi tercih Evet. etmiş. Kendisi seçmiş bu ismi. Evet. Kemal'den rahatsız olmuş, bana ne için rahatsız olmuş? Evet. Kemal'den rahatsız olmuş, Kemal yapmış. Ben de Kemal diyorum. O Neyse. İzmir'den arayan kişinin adını soyadını şey yapabilir miyiz? Ben de Yok. kitaplaştıracağım da geçsin tarihe. Aradan 30 yıl gibi bir zaman geçmiş. Hepsini hatırlamam mümkün değil. Değil, anladım. Tarihe geçmesi Şimdi için yazacaktım. Tamam, peki. bu vatandaşa dedim ki bak, ben kimseye hakaret etmem. Hakaret etmekten de nefsimi yüksek tutarım. Maşallah. Kim olursa olsun. Bir insana niçin hakaret edeyim ben? Ama bir devlet ricalinin icraatı tenkitten uzaklaştırılamaz, tenkidin dışına çıkarılamaz. Ben Kemal Atatürk'ün icraatları noktasında kendimce hataları varsa ya da tarihin önünde hataları varsa bunları tenkit ederim. Bundan da hiçbir şekilde vazgeçmem. Evet. Görürsünüz dedi, ben sizi şikayet edeceğim dedi. Hay. Dedim ki hay hay. Yani elinizi tutacak halimiz yok, gücümüz yok. Yani. Buyurun, istediğiniz yere şikayet ediniz. Maşallah. Çok uzun sürmedi. Basın savcılığından davetiyemiz geldi. Bu hikaye enteresan olduğu için anlatacağım. Kusura Lütfen, bakmayın, uzun da lütfen, sürse lütfen anlatayım. uzun anlatın lütfen. Bu önemli. Tabii. Şimdi basın savcılığından daveti aldık, gittik. Mesela anlaşıldı. İzmirli vatandaş bizi şikayet etmiş. İnkılap kurbanlarında Mustafa Kemal'e hakaret var diye. 5816 nolu Menderes'ten kalma 65 yıldır binlerce insanı mağdur eden kanundan dolayı biz de hesaba çekiliyoruz. Savcının karşısına çıktım. Savcı dedi ki böyle bir hakkınızda böyle bir iddia var. Bir kitap yazmışsınız. Kitap sizin mi? Benim. Hakaret ettiğini söyleniyor. Yok dedim. Ona da aynı şeyi söyledim. Ben herhangi bir insana hakaret etmeye tenezzül etmem. Nefsimi bir başka insana hakaret etmekten yüksek tutarım. Öyle bir insan değilim. Tamam, ifademi aldı. Ben söyleyeceklerimi söyledim. Dava açıp açmayacağını bilmiyorum. Meğerse davaya kararlıymış zaten. Dava açıldı. İlk duruşmaya yanımda avukatımla beraber gittim. Ne ile karşılaşacağımızı Başlayacağımız bilmiyoruz. bir Yani dosyada ne var ne yok farkında değiliz. Duruşmaya çıktık. Bir bilirkişi raporu gelmiş meğerse. Hakim bilirkişi raporunu okumaya başlayınca dedim tamam, yani bu iyi hazırlanmışlar. Ne yani, belli ki ciddi şekilde bir hesaplaşmak istiyorlar. Bilirkişi raporunu Sulhi Dönmezler'den almışlar. Oh. Ordinaryör profesör, Of. hocaların hocası Evet. Sulhi Dönmezler'de diyor ki bu kitapta Mustafa Kemal'e hakaret var. Diyor. Diyor. Zaten aksini söylemesini beklemiyorum. Çünkü bu kanun Ah. Mustafa Kemal'in gözünün üstünde kaşı var dediğinizi sadece yasaklamıyor. Evet. Öbür türlü en ufak bir imayı, en ufak bir tenkidi uygulamada sebebi ceza addediyorlar. Evet. Kanunda bu yok. Yani kanunun çıkarılış sebebi de bellidir. Mustafa Kemal'in hatırasına, şahsına hakaret ettirmemek. Vahdettin'i seviyorum desen o da hakaret. Hakarete sokmayacakları bir şey geride bırakmıyorlar. Of. Yani hakaretin bu kanundaki ifade şekliyle lügatlerdeki şekli birbirinden 180 derece farklıdır. Evet. Dolayısıyla bu kanunla
sizi mahkum etmek istedikleri zaman her türlü mahkum ederler. Neyse, Sulhi Dönmezler'in raporu çıkınca hakime doğrudan dedim ki, avukatımın da haberi yok. Dedim ki ben bilirkişiyi reddediyorum. Evet. Bilirkişiyi neye dayanarak reddediyorsunuz dedi. Türkiye'nin en şöhretli hocası bu ya. Hiç ilgilendirmez beni. Hiç ilgilendirmez. Yani nasıl reddediyorsunuz? Dedim ki ben anlatayım. Bir hikayemiz var Sulhi Dönmezler'le. He. Kaderin tecellisine bakar mısınız? Harika. 6 ay önce Türkiye'de müstehcen neşriyatın önlenmesine dönük çalıştığım gazetede bir seri mülakatlar yapmışım sahasının otoriteleriyle. Bunlardan bir tanesi de Sulhi Dönmezler. Sulhi Dönmezler o dönemde zaman zaman böyle sağ iktidarlara göz kırpıyor. İşte müstehcen neşriyatın karşısındaymış gibi bir tavır takınıyor. Beni karşısında görünce ben de iyi niyetlerle gitmişim. Yani Sulhi Dönmezler bir hukukçu olarak, büyük bir hukukçu olarak bu müstehcen neşriyatın zararları hakkında doğru bir iki bir şey söyleyecek zannıyla gitmişim. Sulhi Hoca tam tersiyle karşıma çıkmasın mı? Birbirimize girdik. O hoca olmaktan çıktı, ben gazeteci olmaktan çıktım. Birbirimizi böyle bir tabir yerinde ise bir güzelce hırpaladık. Ay. O röportajı da gazete tam sayfa olarak verdi. Of. Tamam mı? Sulhi Dönmezler ne yapmak istiyor falan filan gibi bir sürü manşetlerle röportajı verdik. Maşallah. Hakime dedim ki Sulhi Bey'le böyle bir geçmişimiz var. Biz kavgalıyız. Bu adamın benim hakkımda evet. Tarafsız karar verme şansı ve ihtimali yoktur. Eyvallah. Belge ifraz edebilir misiniz dedi. Dedim tabii. Ki şu anda yanımda yok. Bir sonraki duruşmaya getireyim. Heh. Bir sonraki duruşmaya şeyi götürünce, gazeteyi götürünce harika. Sulhi Bey'in şeysi kendiliğinden düştü. Oh. Bilirkişiliği. Yeniden 3 kişiye bilirkişi olarak gönderdiler. Onların isimlerini zikretmeyeyim. Üçü de profesör. Bu 3 hoca Sulhi Hoca'nın aksine kitapta bir hakaretin olmadığına dair rapor verdiler. Buna rağmen bir 3-4 yıl mahkeme koridorlarında zaman tükettik, gidip geldik. Netice itibariyle kitaptan beraat ettik. Kitap o dönemde 7-8 baskı yaptı. Daha sonra ben böyle 90'lı yılların ortalarına doğru gazetecilikten de yazarlıktan da tabirimi bağışlayın adeta ikrah ettim ve bıraktım. Haklısınız. Çeyrek asır tek satır bir şey yazmadım bir yerde. Kitap yazmadım, gazetecilik yapmadım. Yapmayın. Tamamen böyle sırt çevirdim o dünyaya. Küstünüz. Küstüm evet. Açıkçası küstüm. Çünkü siz kendinize çalışmıyorsunuz. Bir yazar olarak, bir düşünce adamı olarak, bir gazeteci olarak milletin dertlerini taşımaya çalışıyorsunuz. Ama milletin umurunda değilsiniz. Ya. Kitap yazıyorsunuz. Mücadele veriyorsunuz. Kazanacağınız 3 kuruşu da mahkemelerde yiyip harcıyorsunuz. Yayıncının umurunda değilsiniz. Evet. Bütün bunları görünce dedim ki ya böyle olmaz. Yani bu olacak gibi değil. Kader-i ilahi de demek ki murada o istikametteymiş. 25 yıl bu dünyaya bir daha dönüp bakmadım. Aa. Halbuki o günün şartlarında yani kişinin kendisini anlatması çirkindir, suyu edeptir. Bundan haya ederim ama benim arkadaşlarım daha sonra Türkiye'nin sayılı gazetecileri olarak geçtiler ki çoğu yanımda çömezdi. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çok net söylüyorum. Yani çoğu yanımda çömezlik yapamaz. Ama ben 25 yıl bu dünyanın dışına çıktım. En son 2016'da evet. Bir dağ seyahatinde böyle dağ yayla bayır gezerken Gerger'in Çet Yayla köyünde bir ilham eseri idi belki. Yanımda birader vardı, ikiz kardeşim vardı. Dedi ki ya sen çok ara verdin bu işlere. Niye mesela bu köyün öğretmeninin romanını yazmıyorsun diye. Bir ilham oldu. Ben de Elif Öğretmen adıyla bir kitap yazdım. Bu 500 sayfalık bir kitaptır. Maşallah. Normal roman boyunun biraz üstünde bir ebada sahip. Bu kitap Türkiye'deki İçtimai hayatımızı da ilgilendiren birçok meseleyi, PKK terörü, Kürt meselesi, Kemalizm, Atatürkçülük,
siyasi bir takım şeylerde dahil olmak üzere adı roman ama bana sorarsanız kendisi roman değil. Türkiye'nin hayatının bir kesitidir. Çok satması gereken, çok okunması gereken bir kitaptır. Ama kitapta ürkütücü şeyler de var. Bu ürkütücü şeylerden dolayı kitap biraz sümenaltı ediliyor. Bunun da farkındayım. Yani insanlara ulaştırılması bir takım mercilerce güçleştiriliyor, sırt dönülüyor. Halbuki şunu net bir şekilde iddia ediyorum. Elif öğretmeni okuyan bir Türk Türkçülük, bir Kürt Kürtçülük yapamaz. En azından gönül rahatlığıyla bunu yapamaz. Bu eblehlikten Türkiye şartlarında değil, bütün dünyada öyle ama bilhassa Türkiye şartlarında ırkçılık eblehliğin ta kendisidir. Budalalıktır, aptallıktır. Tercih hakkına sahip olmadığınız bir mensubiyetten dolayı ne övünmeye hakkınız vardır ne de kimsenin sizi yermeye hakkı vardır. Tabii canım. Dolayısıyla bu kitap bu manasıyla da yani dediğim gibi romanın ötesinde bir şeydir. Benim açımdan sevindirici olan şey şudur. Bu 400 sayfalık kitabı eline alan en okuma tembeli insan bile en kötü ihtimalle 48 saatte kitabı bitirip ondan sonra kalkıp işinin başına dönüyor. Böyle de kitaptan bir güzel geriye dönüşler var. İnşallah size de bir gün ulaşır bir şekilde diyelim. Canım, eyvallah. Evet, şeyden bahsediyordum. Yani 90'lı yıllardan 2016'ya kadar bu dünyadan uzaklaştım. Tekrar işte Elif Öğretmen'le birlikte başlangıç yaptım. Çok az bir dönemde de 2012'lerde falan makaleler yazmaya başladım. Bazı gazetelerde, işte sitelerde makaleler yazmaya başladım. Ondan sonra Elif Öğretmen, Elif Öğretmen'den sonra Kalbimdeki Yabancı, Elif Öğretmen'in devamı olan Kader kitabı yazıldı, baskıyı bekliyor. Bu arada da geçtiğimiz günlerde 90'lı yıllarda yayınlanmış olan 9 kitabımın Kitap Yurdu'nun bir doğrudan yayıncılık başlattı Türkiye'de. Amazon bunu ilk defa dünyada başlatmıştı. Evet. İstek üzerine baskı deniliyor. Diyelim ki bugün yayın evine 2 kitap siparişi ulaşmışsa yeni teknolojiyle o 2 kitabını basıyor. Yani 1000 kitabı basıp kenara koyması gerekmiyor. Stok yapması gerekmiyor. Çok ilginç. Maşallah. Bu teknoloji sebebiyle de yazarların işi de kolaylaştı. Harika. Yayıncılara da tavsiyemdir. Eski saltanatlarını devam ettirmeleri mümkün değil. Bu teknolojinin karşısında ya ayak uyduracaklar ya çok ciddi şekilde sıkıntı yaşayacaklar. Maşallah. Şimdiden tedbirlerini alsınlar. Çünkü Maşallah. Hem yazara ciddi şekilde telif veriyor, hem uygun maliyetlerde hem de çok güzel baskı yapıyorlar. Mesela bir örnek göstereyim. İşte ilk göz ağrımdır, Hüzün Çiçeği. Evet. Bu kitap KDY dediğimiz doğrudan Kitap Yurdu, doğrudan yayıncılık tarafından basılmış. Ben 2 kitap siparişi vermişim, 2 kitabımı basıp göndermiş. Dolayısıyla bu yeni bir teknoloji, yeni bir şey. Yayıncılık dünyasına farklı bir soluk getirecek. Şimdiden bunun alametleri görünüyor. Hele bir de şeye geçtikleri zaman yani e-kitaba falan da geçiş yaptıklarında ciddi şekilde bir yayın, bir neşriyat dünyasını alışkanlıklarını alt üst edecekler. Bu böyle görünüyor. Neyse işin o kısmı ayrı bir mesele. Maşallah. Hüseyin Yılmaz, bu arada Hüseyin Yılmaz'ı biraz özetlemiş olduk. Evet. Böyle bir dünyam var. Böyle bir hayatım var. Ben kısaca geçmişimi de anlatayım çünkü ben Bediüzzaman Hazretleri'nin bir sözünü çok hayatımda rehber etmeye çalıştım. O da şu: en büyük hileyi hilesizlikte gördüm diyor. En Maşallah. Büyük hileyi hilesizlikte gördüm. İnsan şeffaf olur. Eyvallah. Ne söylüyorsam odur. İnandıklarımı söylerim. Başkasının dayatmasına gelmem. Başkasının ne söylediği beni ilgilendirmez. Neye inanıyorsam onu söylerim. Hiç kimsenin kurulu makinesi olmam. Eyvallah. 87'de de askerlikten dönmüştüm. Ya size soru sordurma fırsatı vermedim. Kusura bakmayın. Olsun rica ederim. Peki. Ben 87'de, sorarım. 87'de yeni evli bir insan olarak askerlikten geldim. Gazetecilik yapacağım. O zaman tek sermayem askerlikte yazdığım, kaleme aldığım Hüzün şeyi. Bu kitabı bir yerlerde bastıracağım ve gazetecilik yapacağım. İstanbul'a geldim. Bir arkadaşımın
Kapıkule'de mütevazi bir bekar evi var. Ona misafir oldum. İşte iş bulacağım, ev tutacağım ki hanımı getireyim İstanbul'a. Timaş yayınlarında gidip geliyorum. İşte Hüzün şeyini bastırmaya çalışıyorum. Allah selamet versin. Hekimoğlu İsmail kitabı bir raportöre göndermişler. Şerif Aydın diye bir arkadaşımıza, güzel bir insan. Hala hayattadır. Güzel çalışmaları da var bu arkadaşımızın, abimsin. Maşallah. Şerif Bey kitabın basılması gerektiğini ifade etmiş. Güzel bir rapor vermiş o günün şartlarında. O arada da iş arıyorum. Ömer abi, Hekimoğlu İsmail ama esas ismi Ömer'dir biliyorsunuz. Ömer Okçu. Hekimoğlu İsmail Erzincanlı mı? Erzincanlı. Benim hemşerim yani. Evet. Doğrudur. Ha. Hemşerimiz. Neresinden? Kemal mi? Kemaliye. Kemaliye. Eğil. Eğil, evet. Ömer abi dedi ki ben seni şeye göndereyim dedi. Bu Zaman Gazetesi dedi yeni bir el değiştirdi. Ankara'dan İstanbul'a geldi. Merkezini İstanbul'a taşıyorlar. Şeyde merhum Şevket Eygi de gazetenin başında. Bir Şevket Bey'e seni göndereyim dedi. Yani bakarsın bir ihtiyacı vardır. Evet. Sevinirim abi dedim. Benim adıma randevu almış. Kalktım Şevket Bey'e gittim. Gazete Gülen grubuna yeni geçmiş o zaman. Yani Ankara'dan da İstanbul'a taşınmış. Gülen grubuna geçmiş. Ama Gülen'in tabii gazete üzerinde o zaman ben başladığımda hiçbir izi, alameti görünmüyor o günün şartlarında. Evet. Şevket Bey'e gittim. Şevket Bey dedi ki sen ne yaparsın dedim. Sene kaç? Şevket Eygin. Yok, sene kaç? 88. 88. 88 evet. 87. Evet evet 88. Evet. Şevket Bey dedi ki ne iş yaparsın sen dedi. Ne yapabilirsin dedi. Yani gazeteci olarak ne yaparsın sen dedi. Dedim ki yani gazetecilik adına her şey yaparım desem doğru değil. İşin mizampaş kısmı bana göre değil. Evet. Ama bunun dışında gazetecilik kısmında üstesinden geleceğimi düşünüyorum. Hmm. Dedi ki hoca her şeyi yaparım demek hiçbir şey yapamamakla aynı manaya gelir aslında. Evet. Sen bana bir şey söyle mesela ne yaparsın dedi. Dedim ki iyi mülakat yapabilirim. Soru sormayı beceririm dedim. Tamam dedi. Bir mülakat yap gel dedi. Göreyim bakayım nasıl bir mülakat yapıyorsun. Bugünkü tabirle röportaj yapacağım yani. Evet. Kiminle röportaj yapayım? Arkadaşlarla bir istişare ettim. Yine Ömer abinin kapısını çaldım. Dedim ki Şevket Bey benden röportaj bekliyor. Ne yapayım? Dedi ki o Galatasaray mezunudur. Galatasaraylılara karşı şeyi zaafı vardır. Alev Alatlı'yla bir röportaj yapabilirsen sen bu işi kurtardın demektir. Şimdi Alev Alatlı da yeni yeni Türkiye'de o günün şartlarında parlıyor. Herkesin böyle kapısını kolay çaldığı bir insan değil. Hmm. Alev Hanım'ı aradım. Etiler tarafındaki evinde randevulaştık. O günün şartlarında Alev Hanım'la bir röportaj yaptım. Kültür, irfan üzerine bir şeydi. İşte siyaset, miyaset bir sürü şey var. Birkaç gün sonra götürüp deşifre edilmiş, kaleme alınmış halde Şevket Bey'in önüne koydum. Hoca kiminle röportaj yaptın dedi. Dedim ki bakınız isterseniz bir göz atın. Alev Hanım'la mı sen görüştün dedi. Öyle oldu dedim. Tamam sen git dedi ben sana haber vereceğim. Ertesi gün bir arkadaş aradı nasıl olmuşsa o günün şartlarında. Ya dedi Hüseyin senin röportajın Zaman Gazetesi'nin arka sayfasında tam sayfa yayınlanmış. Ön sayfada da sürmanşette dedi. Meğerse Şevket Bey benden hemen sonra alelacele şeye koymuş. Tam evet. Sayfa birinci sayfadan da sürmanşetten vermiş. Kalktım gittim. Dedi ki hoca başla dedi. Benim Zaman Gazetesi'nde başlayışım öyle oldu. Maşallah. 7-8 ay Şevket Bey ile birlikte çalıştık. Daha sonra Şevket Bey zannediyorum Gülen grubuyla çalışamayacağını, o günün şartları için konuşuyorum bunları, hissetmiş, ayrıldı. Yerine işte Uğur Ustaş geldi. Sonra İlhan İşbilen diye şu anda hapiste olan bir dönem milletvekili de yaptı ya. İlhan İşbilen genel müdürlüğe gelince ben o arkadaşla çalışamayacağını erken fark ettim. El üstünde tutulan bir gazeteci olmama rağmen benim de kuruş cebimde param hiçbir zaman olmadı. Yani bugün param kesilse yarın ekmeğim yok. Ağır bir istifa dilekçesi verdim. Dilekçeyi götürüp İlhan Bey'in masasına koyarken de kendisiyle niçin çalışamayacağımı da yüzüne karşı söyledim. Sen
Ancak bir ayakkabı fabrikasında müdürlük yapabilirsin. Gazetede yapamazsın. Çünkü bunu niye söyledim kendisine? Bunun şahitleri vardır. Onun için burada rahat söylüyorum. Ölmüş bir insan arkasında konuşmak gibi değil. 30 yıldır anlattığım şeylerdir. Bir sürü buna şahitlik yapacak insan var. İsim verebilirim. Şu anda gereği yok. Saksılarımızda o günün şartlarında böcekler çıkmaya başladı. Böcek dediğimizi siz gazetecisiniz bilirsiniz. Evet, Küçük evet. mikrofonlar çıkmaya başladı. Of. Ya sen kendi elemanını ne hakla dinliyorsun? Neyin peşindesin? O günün şartlarında oradaki daha ilgili arkadaşlara dedim ki bak bu arkadaş ya birilerinin hesabına çalışıyor ya da böyle habis bir zevki olan bir insandır. Ben bununla çalışmam. Kapıyı çarpıp çıktım. Cepte para yok, bir şey yok. Tehdit altındayım. Bir röportaj yapmışım şeyle ilgili. Hapishanenin biriyle. Mamak'la ilgili bir röportaj yapmışım. Gazete bombalanmış. Peşimde terör şeyleri var. Yani yakayı da ele versem öldüreceğim. Bu şartlarda gazeteden istifa ettim. Kapıyı çarpıp çıktım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ondan sonra işte Timahş yayınlarında bu kitap çalışmalarına başladım. Kitaplarım çıktı. Buna şuradan geldim. Hiçbir zaman hiçbir meselede saklanma ihtiyacı hissetmedim. O kadar. Böyle bir derdim, böyle bir meselem hiç olmadı. 90'lı yıllardan itibaren başladı. Mesela size enteresan bir şey söyleyeyim. Lütfen. Bu yıllarda Sızıntı gazetesinde hayvan fotoğrafları, kuş fotoğraflarının kellesi kesilir, çizilirdi. Öyle resimler girerdi dergiye. Neden? Niye? Biraz mı? İslamiyet'te resimcilik, putperestlik haramdır diye. Hmm. Takvayı görüyor musunuz? Hmm. Kelleyi kesip koyuyorlar. Böyle bir noktayla gelmişler. Böyle gösteriyorlar kendilerini. Evet. Ben gazeteden ayrılmışım. Gazeteden ayrılışımın üzerinden 2 yıla yakın bir zaman geçmiş. Bir gün bir baktım bir televizyon reklamında Zaman Gazetesi'nin bir reklamı var. Çok affınıza sığınıyorum. Reklamın mahiyetini hatırlamıyorum ama şöyle bir sahne var. Bir tiyatro salonu, gecikmiş bir müşteri salonu alınıyor. Müşteriye yol gösterenin elinde karanlığı aydınlatmak için bir cep feneri var. Fenerle müşteriye, geç kalan müşteriye yol gösteriyor. Güya tesadüfen mini etek giymiş bir hanımın af buyurun bacak arasına şeyi tutuyor. Işığı tutuyor. Abdullah Aymaz şu anda FETÖ'cülükten aranan belki ikinci ya da üçüncü sıradaki adamlardandır. 3,5-4 yıl yan yana odalarda çalışmışız. Sevdiğim bir insandır. Dört dörtlük bir adamdı o günün şartlarında. Öyle biliyorum en azından. Hocadır, ehli ilimdir, falandır, filandır neyse. Karamürsel'de yaşıyorum. Yani gazeteciliği, mazeteciliği terk etmişim. Kaçmışım bir yerde böyle bir küsmüşüm dünyaya. Telefonla aradım. Aymaz Hoca telefonuma çıktı. Sorduğum soru şudur. İmanınızı kaç paraya sattınız dedim. Of. Hüseyin sen ne diyorsun dedi. Dedim ki bu nasıl reklamdır ya? Bunu nasıl yaparsınız? Ben iyi niyetten gidiyorum. Ne bileyim bir yere doğru gittiklerini. Kemküm etti işte paket reklamdır da işte yapılamamıştır da elimizde gelmemiştir. Neyse geçmiş zaman. Sonra 2009'da sadeleştirme, Risale-i Nur'u sadeleştirme hareketini başlattı şey, Gülen. İlk adımı da Abdullah Aymaz'ın üzerinden attırdı. Web'de araştırırsanız bulursunuz. Üst üste 2 yazı yazdım. Aymaz Hoca nereye diye. Ağır yazılar. Risale-i Nur'ların Bediüzzaman'ın izni alınmadan sadeleştirilemeyeceğine dair çok ağır yazılar yazdım. Aynı yılda 2008'de bir dost sohbetindeyiz. Bir 8-10 kişilik bir akşam sohbetindeyiz. Bir sohbet arasında evin sahibi dedi ki ya Hüseyin Gülerce'nin yazısını sen bugünkü yazısını gördün mü dedi. Yo görmedim ne var dedim yazıda. Dedi ki Atatürk'ü ortak değer ilan etmiş. Evet. Dinlemiştim bunu, evet. Böyle bir yazı var. Dedim ki olmaz böyle bir şey mümkün değil. Zaman gazetesinde ne demek Atatürk ortak değerdir? Olmaz değil ben yazıyı okudum dedi ya. Getir görelim dedim. Ha. Gitti print ettiler. Yazıyı getirdiler hakikaten. Hüseyin Gülerce
Atatürk'ü ortak değerimiz ilan ediyor. Ertesi gün Atatürk ortak değer değildir diye bir yazı yazdım karşılığında. Maşallah. Bu yazıyı da webde bulabilirsiniz. Bulamazsanız ben size gönderirim. Maşallah. Tamam mı? Siz nerede yazıyorsunuz onu peki karşılık olarak? Ben webde yazıyorum. Mesela o zaman Time Türk yayınlıyordu benim şeylerimi. Ha, tamam. Yazılarımı. Tamam. Risale tamam. Haber yayınlıyordu. Kara Kalemler sitesi yayınlıyordu. Yani kim alırsa artık. Bir de ben anladım, kendi sosyal anladım. Medyamda yayınlıyordum. Yani gazete içerisinde değildiniz. Hayır hayır hayır. Ben kendi dünyamdan tamam. Cevap veriyorum. Tamam. Yani sana ne kardeşim? Yani bu kadar cemaat var, bu kadar gazeteler evet. var, televizyonlar var. Kimse de sese de yok. Evet. Mahallenin en ayısı Hüseyin Yılmaz. Evet. Yine Estağfurullah. 2008'de manşetten Zaman Gazetesi bir haber daha verdi. Atatürk dindardır diye. Manyak Allah'ım ya Rabbim. Kalktım Atatürk dindar değildir diye yazı yazdım. Şimdi o günün şartlarında bugün FETÖ diye ifade edilen bu gruba, bu teşkilata karşı kafa tutabilir misiniz? Emin olun bu mümkün değildir. Ben hiç hissetmedim, ciddiye almadım yani. Dini bir cemaat dedim, hiç şey yapmadım. Hayır hayır hayır. Yani şu mana da söylüyorum. Anladım. He. Hakim duruma geçmişler. He, her türlü şeye sahipler. Evet. Ve ben aynı mahalleden görünüyorum. Evet, evet, evet. Başkasına gösterilen müsamahayı bana göstermeleri mümkün değil. He. Buna rağmen diyorum ki ya Allah'a bir can borcum var. Eyvallah. Kemal Atatürk'ün dindarlığını anlatmak için ya dinsiz olacaksınız ya hain olacaksınız. Evet. Ben niçin Kemal Atatürk dindar değildir diye sorgulamıyorum. Yani. Bu ayrı bir mesele. Ayrı mesele. İnanır, inanmaz, dindar olur, dinsiz olur. Bu başka bir mesele. Ama bütün icraatları dinin imhasına dönük olan bütün inkılapları bu hedefe yönelmiş bir insanı mevki, makamı, rütbesi, şeyi ne olursa olsun olduğunun dışında gösterirseniz bu ona karşı bir haksızlıktır. Evet. Arap uşağının yaveleri diye Kur'an'ı tarif ediyor. Sen diyorsun ki bu adam dindardı. Evet. Harf inkılabını yapıyor, dindardı diyorsun. Kur'an'ı yasaklıyor, dindardı diyorsun. Evet. Tekkeyi, medreseyi, dergahı kapatıyor, dindardır diyorsun. Evet. Hilafeti kaldırıyor, dindardır diyorsun. Ya bu nasıl dindarlık? Dinsiz Ya. Olmak için ne yapmak gerekiyor? Yani. Dolayısıyla ben bu noktadan hareket ediyorum. Bakın şunu söylüyorum. Devlet ricalıyseniz yaptığınız her icraat her vatandaşın tenkidine açıktır. O kadar, bitti. Bunu yasaklayamazsınız. Kim Evet. olursanız o. Eyvallah. Atatürk için de böyle bir yasak yoktur. Yani. Sadece bu ucube kanunu bu noktadan kullanıyorlar. Evet. Ne zaman hakarete girersiniz biliyor musunuz? Hakaret ne demektir? Bir insanı küçültmek kastıyla iftira atmaktır, yalan söylemektir. Velev ki öyle olsun, evet. Başkasının görmek istemeyeceği şekilde kendisini tarif etmektir. Evet. Mesela ben desem ki, farz edin ki sizin bir gözünüz kördür. Kör bahatin desem bu sizi rahatsız eder. Bu kör bahatin demekte bir hakaret vardır. Ama siz diyelim ki çilingir sofranızı kurmuşsunuz. İçki içiyorsunuz. Benim içki içtiğinizi söylemem hakaret değildir. Yani. Siz zaten içiyorsunuz bunu. Herkes biliyor bunu. Durum tespiti. Durum. Elbette. Nasıl anlatacağım yani? Sizin içki içtiğinizi nasıl anlatacağım başka türlü? Yani. Mesela bir adam öldürmüşsünüz. Bahattin Bey bir adam öldürdü. Allah korusun. Bu büyük bir suçlamadır. Evet. Ben Bahattin Bey adam öldürdü dediğimde Bahattin Evet. Bey'in adam öldürdüğünü ispatlayabiliyorsam Evet. Evet siz gerçekten canisiniz. Siz bir adam öldürmüşsünüz. Benim yargılanmam gerekmez. Yani. Bu bir tespittir. Evet. Ha
Diyorsunuz ki Bahattin Bey senin adam öldüğünü Bahattin Bey'in adam öldürdüğünü söyleme. Bu yasaktır. Evet. İşte burada anlaşamayız. Yani anlaşamayız. Bahattin Bey adam öldürmüşse ben Bahattin Bey'in adam öldürdüğünü söylerim. Evet, Allah korusun. Söylersin de bedelini de ödersin. Yani Ödettiriyorlar tabii. zaten. İki örnek vereyim mi ben size? Lütfen. Kendiliğinden gidiyoruz. Siz şeyle Hasan Mezarcı ile hiç tanıştınız mı? Valla keşke tanışsaydım. Birkaç kere mesaj falan attık ama şey yapamadık, Yok yok yanaştıramadık. iyi günlerinde diyorum. Yok, tanışamadım. Kısmet olmadı. Mecliste olduğu yıllarda 2-3 karşılaşmamız oldu. Maşallah. Birkaç sefer görüşmemiz oldu. Yani bu kendiliğinden olan karşılaşmalar. Evet. Hasan Mezarcı 90'lı yılların en akıllı, en dürüst, en haysiyetli adamlarından biridir. Ya. Kusuru nedir? Erken öttü. Erken ötmek değil. Değil mi? Atatürk'le ilgili bildiklerini samimiyetle ifade etmesidir. Şeye sahipti, efendim milletvekili dokunmazlığına sahipti. Onun verdiği cüretle Evet. başkasının söylediklerinden birkaç adım daha önde söylüyordu. Doğru. Evet. Bu hak elinden alındığı vakit işte Atatürk'ü koruma kanunundan yargılandı, Evet. hapse mahkum edildi, ceza aldı. Tamam, Evet. ceza alabilir. Bu adam hapishaneye tabirimi bağışlayın. Lütfen. Atatürk düşmanı demeseniz bile ki düşmandı. Yani bütün videoları böyle açık bir şekilde ortadadır. Evet. Hala webde bulabilirsiniz. Atatürk düşmanlığından girdiği hapishaneden akli melekelerini kaybetmiş olarak çıktı. Ah. Ne verdiniz bu adama? Evet. Ne yaptınız bu insana? Evet. Bunun hesabını kim soracak? Evet. Hasan Mezarcı bu devrin Müslümanlarına verilmiş bir kurbandır. Hayır. Bugün Hasan Mezarcı'nın arkasından bakıp istihzayla bu kafayı sıyırmış, Evet. kırıtmış, Evet. tahtaları kırmış, Mesihlik dava ediyor deyip Hasan Mezarcı'ya güleceğinize yerin dibine batınız. Evet, aynen. Benim nazarımda Hasan Mezarcı hürmete şayan bir insandır. Eyvallah. Bir kurbandır. Ev Bu meseleyi kurbandır. kapatıyorum. Bir örnek daha vereceğim. Bugün Lütfen. hala hapiste olan bir Adnan Oktar var. Evet. Zaman gazetesinde çalıştığım yıllarda bir gün yine bu Abdullah Aymaz dedi ki Hüseyin Adnan Oktar'la bir röportaj yapmak ister misin dedi. Olur dedim. Peki nasıl yapacağız bunu? Aradık Adnan Oktar'ı, telefonunu bırakmış. Beşiktaş'ta o zaman henüz bir dairede iş görüyor. Beşiktaş'taki dairesinde buluşmak üzere harekete geçtik. Aymaz Hoca dedi ki yalnız gitme dedi. Ben bütün röportajları aşağı yukarı fotocu hariç yalnız giden bir insanım. Özellikle mi? Niye dedim? Bu adamın gözünde dedi ispiritizma gibi bir şey varmış. Hmm. İnsanları tesirine alıyormuş. Yalnız gidersen ola ki tesiri altında kalırsın. Ha. Yanında iki arkadaşla daha git. İsimlerini söylemeyeyim. Bir tanesi şu anda Türkiye'nin en iyi gazetelerinden biri yazan bir köşe yazarıdır. Ha. Bir başkası da o da hakeza yazarlardandır. Ama o dönemde benim çok arkamdan gelen iki arkadaş yani. Söyleyin de kayda Yani geçsin ya, kitabımıza geçsin. söylemeyeyim. Şimdilik söylemeyeyim. Yanımda o iki arkadaşla kalktık gittik. Yolda da bana diyorlar ki aman Hüseyin abi dikkat et ha bak bunun böyle bu ispiritizma tarafına gelmiyorsun. Tamam olur dikkat ederiz. Adnan Oktar'ın da o dönemde Masonluğa dair kitabı yeni çıkmış. Evet. Mehdilikten bahsediyor, Masonluktan bahsediyor. Kendisini Mehdi ilan edecek, Mesih ilan edecek bir arayışın içinde. Evet. Kitabında hareket noktası bu. Harun Yahya. Neyse karşıladı bizi. Böyle bildiğiniz o günün şartlarını işte 30 yıl öncesini düşününüz. Cübbeli mübeli böyle saç ortadan ayrılmış bir İsa tasviri gibi bir görüntüyle karşımızda. Odalardan erkeklerin, kızların biraz sesleri falan geliyor ama biz salondayız. Sıra röportaja geldi. Onu da uzatmadan kısa keseyim Lütfen ya da uzatın ya, şey yapmayın, uzatın. uzatabilirim. Uzatın, Dedim ki uzatın. ya Adnan Bey senin kitap bu yazı son yazdığın kitabı okudum.
Bu kitabı okuyan herkeste de şöyle bir kanaat meydana getirir. Mehdi ya da Hazreti İsa, bilhassa Mehdi ya geldi ya gelmek üzeredir. Evet. Kim olduğunu da Adnan Hoca eliyle koymuş gibi yerini biliyor, isminden de haberdardır. Kim bu Mehdi dedim. Adnan Oktar'a. Kim bu Mehdi dedim. Şöyle bir düşündü, Zaman Gazetesi'nden gitmişiz ya. Zaman Gazetesi de Gülen'in ya. Dedi ki Fethullah Hoca olabilir dedi. Dedim ki Adnan Hoca, Adnan Bey. Yani tamam da bu kadar da değil. Hani Lola da bize de mi? Bu ne kadar da bu? Değil. Sen kendi kitabında diyorsun ki Mehdi'nin 300 kadar sağlam adamı olacak. Maşallah Fethullah Hoca'nın etrafında çakıl taşı gibi adam var. Bunun Fethullah Hoca olmadığını sen kitabında zaten yazıyorsun. Bana doğrusunu söyle, kim bu dedim. Allemeti kallemeti bir türlü söylemiyor. Ya dedim bak, bu kitapta her şey diyor ki Mehdi Adnan Oktar'dır. Evet. Her satırda kendini işaret etmişsin. Senden Mehdi olur mu dedim ya. Oo, yüzde. Yanımdaki arkadaşlar eteklerimden asılıyorlar. He. Ya bu kadar da yapma, savcı gibi davranma işte. He. Falan filan gibisinden. Yani çimdikliyorlar, paçamdan çekiştiriyorlar. Ben artık şeyi koparmışım zaten. Senden Mehdi olur mu dedim ya. Nasıl, niye öyle diyorsun sen dedi. Ben Mehdi şey, değilim. Kayıt alsanız. Kayıttaydı. He. Ben Mehdi değilim dedi. Dedim bak, burada bile numara çekiyorsun. Mehdi'ye sorulduğu zaman sen Mehdi misin diye, hayır ben değilim diyecek. Bu hadisi bildiğin için güya burada da bunu kullanıyorsun sen dedim. Ben samimiyim dedim, senden Mehdi olmaz. Niye mi olmaz biliyor musun? Heh. Sen falan zamanda falan röportajında diyorsun ki gençliğimde bir miktar içki de içtim. Allah Mehdi gönderecek kişiye içki mi içtirtirir dedim. Bediüzzaman'ın ve diğer evliyaların hayatlarına bakmıyor musun ki çocukluklarından itibaren bunlar mümtaz, bunlar vazifeli insanlardır. Bir koruma altındalar, bir inayet altındalar. Evet. İçki içmiş adamdan Mehdi olur mu? Kalktık çıktık. Kavgayla, gürültüyle kalktık çıktık. Çıktık dışarıya. Yanımdaki iki arkadaşın herhalde dışarıda soluk alınca dediler ki ya başımız çatlayacak. Başım ağrıyor dedi bir tanesi. Allah Allah. Diğeri dedi ki ben de aynı durumdayım. Allah Allah. Aa, dedim siz beni ikaz ediyordunuz ya. Heh. Bu espiritizma var, tesirinde kalma diye. Ben adama iyi niyetle bakmadığım için bana hükmedemedi. He. Siz hüsnü niyetle bakıyordunuz. Belki hocanın tesirine girmişsiniz. Ya. Ağrı kesici aldık. Gazeteye döndük. Abdullah İmaz koridordaymış, kendi kapısında. Beni görünce gülmeye başladı. Hoca dedi, sen ne yapmışsın ya dedi. Ne yapmışım dedi. Adnan Oktar dedi, şu ana kadar 3 sefer aradı beni. Heh. Yayınlamayın. Ya rica ediyorum, yalvarırım, ne olur. Ben iyi günümde değildim. O arkadaş da biraz agresifti. Herhalde ben çok kendimi ifade edemedim. Doğru şeyler söyleyemedim. Lütfen o röportajı gazeteye koymayınız. Allah Allah. Dedim ki ben sana vereyim. Gazeteye koyup koymamanın takdirini yine siz veriniz. Heh. Şifre ettim. Gazeteye verdim. O röportaj gazeteye girmedi. Girmedi. Kopyası sizdedir inşallah. Vardır. Arşivimde bir yerlerde heh, duruyor. Heh. Bir röportajım daha gazeteye girmedi. Yani o 3,5 yıl zarfında yüzlerce mülakat yapmışım. Hepsi tam sayfa girerken bir röportajım daha girmedi. O da Turan Dursun'la yaptığım röportaj. Of, müthiş. Turan Dursun'u hatırlarsınız. Bilmez miyim? Suikastan giden. Evet. Öldüm emekli ben. Müftü. Eski din adamı. Biliyorsunuz aleni dinsizlik yapıyor. Onu da yine Abdullah İmaz bir gün dedi ki ya bu Turan Dursun çok ileri gidiyor. Bunda bir röportaj yapar mısın dedi. Olur dedim. Doğu Perinçek'le birlikte çalışıyor o dönemde. Doğu Perinçek'in himayesine girmiş. 2000'e doğru dergisinin Cağaloğlu'ndaki binasında bir araya geldik. Perinçek'in kendisi de orada. Röportaj öncesinde. Sıra röportaja geldi. Perinçek dedi ki benim kalmamın bir mahzuru var mı burada? Bak buyur. Allah Allah. Yok, kalabilirsiniz. Evet, bence mahzuru yok dedim.
Kasetlere basacağım, kasete basacağım. Dedi ki biz de teybimizi açacağız dedi. Buyurun siz de açınız dedim. Çünkü dedi bizimle röportaj yapıyorlar. Daha sonra söylediklerimizi çarpıtıyorlar. Ha. Elimizde bir kopyası olsun. Kendimizi biz emniyete alalım. Problem yok dedim. Siz de kaydedin. Uzatmayayım. Allah'ın varlığından, dinsizlikten, ıvırdan, zıvırdan neyse Turan Dursun'un sahasıyla ilgili uzunca bir röportaj yaptım. O röportajı deşifre ettim. O röportaj da gazeteye girmedi. O da girmedi. Hangi sebeple girmedi? Evet. Denildi ki Turan Dursun böyle zihni çelebilecek, bilhassa masum insanların zihnini çelebilecek dessasane şeyler söylüyor. Biz acaba bunun reklamını mı yapmış oluruz? Ha. Dedim ki hemfikir değilim. Eğer benim zayıf kaldığım bir şey varsa ben soru soruyordum netice itibariyle. Benim soru sorarken zayıf kaldığım bir şey varsa şerhlerini, açıklamalarını ilave edersiniz. Onun sözlerine dokunmadan tanzim ederiz, yeni baştan girersiniz. Evet. Yok dediler, girmediler. Onlar girmeyince 6 ay sonra ya da 1 yıl sonra Doğu Perinçek kendi dergisinde o röportajı bana dürüstlük ayağına yatan Perinçek, buradan açık söylüyorum, kırparak, budayarak, söylemediklerimizi söylettirerek kendi dergisinde yayınladı. Of. Ben de geç muttali oldum buna. Artık gazeteciliği de, fiili gazeteciliği de bırakmıştım. Evet. Üzerinde durmadım. O da onların dergisinde zamanın neşredemediği röportaj diye yayınlanmıştı. Böyle de Oh. bir gazetecilik hayatımın enteresan şeyleri vardır, noktaları vardır. Evet. Uzun sürdü değil mi? Biraz fazla konuştuk gibi geliyor bana. O olsun. Peki. Şimdi Elif, Ben buyurun. sözü size bırakayım. Bütün bunların arasında, dışında sormak istediğiniz bir şey varsa biraz onlara da dönelim. Bir şey değil, birkaç şey var. Buyurun. Buyurun. Şimdi Elif Öğretmen kitabı kaç baskı yaptı? Şimdi Elif Öğretmen kitabı 2016'da basıldı. Biraz Evet. talihsiz bir şeye denk geldi, bir zamana denk geldi. İşte ekonomik krizler, siz söyleyin bir takım şey sıkıntıları, Evet. işte salgınlar, malgınlar derken ikinci baskısını yapmak üzere, 5.000 Evet. basılmıştı. Evet. İkinci baskısını şimdi yapmak üzere. Bu kitap bana göre Evet. milyonlar satması gereken bir kitaptır. Yani hem Evet. buna liyakati var, edebi zenginlik itibariyle buna liyakati var. Bu iddiayı taşıyorum. Evet. Türkçe ile yazılmış hiçbir romanın Elif Öğretmen'den daha güzel olduğu kanaatini taşımıyorum. Bunu Evet. yazarı olarak söylüyorum. Bakınız bir şeyi ayırdım. Roman itibariyle demedim. Evet. Türkiye'yi koruma, Türk Evet. dilini düzgün kullanma noktasından söylüyorum. Sakın Evet. yanlış anlaşılmasın. Evet. Yani çok büyük bir romancıyım iddiasıyla bunu söylemiyorum. Evet. Öyle değil. Ama en temiz, uydurukça asla tek kelime kullanılmamış, tam manasıyla irfan dilimiz olan Türkçe ile yazılmış bir kitaptır. Evet. Yani bugün Türkçe bir şekilde kaybolsa, Elif Öğretmen yaşıyorsa Türkçe yaşıyor demektir. Maşallah. Böyle bir kitaptır. Bu iddiayı taşıyorum. Bunun dışında da kitap milli eğitimde çokça iş görebilirdi. Ya bir kere Türkiye'nin bu bölünme riski olarak sürekli gündemimizden olan bir türlü çıkmayan PKK teröründen, işte bölücülükten, işte ırkçılıktan bu probleme bir panzehir olabilecek bir kitaptır. Evet. Milli eğitim sahip çıkmalıydı. Evet. Çıkmıyorlarsa kulağıma geldiği kadarıyla niye çıkmıyorlar biliyor musunuz? Çünkü milli değil. Eğitim milli değil. Eğitim milli değil bir. Evet. Bir de ben yeri geldiğinde romanda da Kemal Atatürk'ün son ismini kullanmışım. Yani kendisinin çok sevdiği, kendisinin son ömrünün son 4 yılında kullandığı Tamam. Kemal ismini yazmışım. Evet. Milli eğitim camiası bundan korkuyor. Evet. Niye Kemal yazıyorsun? Ya kardeşim ben Kemal yazmayayım. Ne yazayım? Yani son 4 yılını, kimliğini ibraz ettik. Nüfus kaydı o şekildedir. O günün Evet. bütün gazeteleri o şekilde yazmışlar. Evet. Kraldan fazla kralcılık yapıp illa da Kemal diye söyleyecekmişiz. Evet. Ya o zaman buyurun kütükte değiştirin.
Kemal yapın, deyin ki biz irademizi kullandık, devlet iradesini kullandık. Bu Evet. isim doğru bir isim değil, güzel bir isim değil, hoş bir isim değil. Mustafa Kemal'e yakışmıyor deyin. Evet. İsmini değiştirin. Ben de o zaman Kemal desem amenna, buradayım. Peki. Mesela film teklifi aldınız mı o kitapla ilgili? Yani Sor. aslında filme alınması gereken bir kitaptır. Evet. Şunu söyleyeyim size, mesela okuyucusunun bana sorduğu iki şey vardır. Evet. Her okuyucu ama bunu soruyor. Yani Elif öğretmeni okuyup bana ulaşan her okuyucunun sorduğu şey şudur. Ya Allah'ını seversen bu Elif öğretmen ve bu hikaye gerçek mi? Evet. O kadar okuyucuya işleyen bir hikaye. Evet. İki, bu chat diye anlattığın köy haritalarda var mı? Yani böyle bir köy var mı? Böyle bir coğrafya var mı? Evet. Evet, o da vardır. Evet. Bir arkadaş ilgilendi. İsmi lazım değil. Yine yönetmen arkadaşlardan bir arkadaş ilgilendi. Kitabı da beğendi. Yani senaryosu gayet güzel dedi. Fakat o dönemde bir krize girmişlerdi. Yani bir iflas sıkıntısı yaşıyordu. Evet. Dedi ki maalesef yani biz ayakta durma mücadelesi veriyoruz. Film çekecek halim kalmamış. Başka bir arkadaş şöyle böyle bir meşgul oldu ama bir şey çıkmadı. Ama şuna inanıyorum. Elif öğretmen sinemaya aktarılacaktır. Ve İnşallah. Elif öğretmen Türkiye'nin en çok satan kitapları arasına girecektir. İnşallah. Gün gelecek bu kitap anlaşılacak. Hüseyin Yılmaz görür ya da görmez. Ömrüm ona kifayet eder ya da etmez. Mesele bu değil. İnşallah Mesele bu görürsünüz. kitap. Mesele bu kitap bir hizmet düşüncesiyle kaleme alınmış bir kitaptır. Bu ülkenin insanlarını bir arada tutmanın arayışıdır. Evet. Bu kitap genç nesillere mutlaka ulaşmalı. Bunun Peki. mücadelesini vermek gerekiyor. Peki. Şimdi o zaman hızlı hızlı gidelim böyle. Ve şimdi televizyonlara çağrılıyor musunuz konuşmak için? Şimdi benim gibi insanlara çok sahne açılmaz. Bunu Evet. siz bir gazeteci olarak takdir Biliyorum ama edersiniz. sizden duymak istiyorum. Ben zaman zaman Akit TV'den talepler aldım. Evet. Yani bilhassa seçim döneminde konuşmalarım oldu. FETÖ meselesinden dolayı konuşmalarım oldu. Şöyle bir şeyim var, bir tavrım var. Ben tok satıcıyım. Evet. Malıma, müşteri olmayana parasını verse bile malımı vermem. O kadar. Kıymetini bilmeyecekse, takdir etmeyecekse ben pazarlamacı değilim. Evet. Bezirgan değilim ben. Evet. Ben düşünce adamıyım. Düşüncemi takdir etmeyen bir insanla benim işim yok. Davet ederlerse kimseden bir kuruş para istemiş değilim, her yere giderim. Evet. Ama davet edilmediğim yere de geleyim, konuşayım, kitabımı tanıtayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Böyle bir şeye açlıktan ölmeye razıyım, Allah asla korusun. tenezzül etmem. Peki hızlı hızlı gidiyoruz Hüseyin Bey. Kemalizmin oyununu ne zaman fark ettiniz? Kaç yaşındaydınız? Bize atılmış bir, affedersiniz, kazık olduğunu. Yani benim tabirim. Ya şöyle, aslında lise yıllarından itibaren uyanmaya başlamıştık. Yani Evet. Türkiye'de Cumhuriyet Devri ile ilgili söylenenlerin doğru olmayabileceğini hissetmeye başlamıştık. Terörün, anarşinin başladığı dönemlerdi. Dolayısıyla bir fikir açlığı vardı. Hararetle okuyorduk. Yani biz o devirde şimdiki nesiller gibi değildik. Evet. Bilgisayar oyunları ya da ne bileyim bir takım müstehcen şeyler etrafında savrulmuyorduk. Evet. Yani geceli gündüzlü okuyorduk. İlkokul 4. sınıfta kitaplık kolu başkanlığına seçildiğimde elimin uzandığı ilk kitap Bin Bir Gece Masalları olmuş. Evet. Benim yazarlık hayatım oradan başlar. Bir Evet. köy ilkokulunu düşünün. Böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Böyle bir dönemden geliyoruz. Ben lise yıllarında bunu hissettim, bunu fark ettim. Yer Daha Adıyaman değil sonra mi? Adıyaman. Adıyaman'da. Evet. Üniversiteye geldik. İşte 79'da Bursa İktisat Fakültesi'ne geldim. 80'de darbe oldu. Darbe şartları bizi büsbütün biledi tabii bu manada. Bilendik açıkçası böyle bir şey. Size bir şey anlatayım. Bunu da siz takdir edin. Lütfen. Madem öyle biraz geçmişe dönelim.
1971 ya da 72'de, 71-72 eğitim yılında Gerger Ortaokulu 2. sınıfta öğrenciyim. Yani 12 yaşında, 13 yaşında bir çocuğum. Abdüllatif Aköz diye çok sevdiğim bir Türkçe öğretmenimiz var. Ülkücü bir arkadaş. Böyle anarşinin sağın solun ortaokullara kadar düştüğü bir zaman. Evet. O ülkücü okul müdürüyle işte matematik hocamız da solcular. Aralarındaki problemleri biliyoruz. Ben şeyin yanında duruyorum. Abdüllatif Hoca'nın yanında duruyorum. Gerger dediğim Gerger bir şeydir. Nüfus ekseriyeti aşağı yukarı Kürttür. Memur sınıfı Türktür. Çok az bir miktarda eskiden kalma Türkmenler vardır. Evet. Yani %99'u Kürt. Sormasayım siz? Ben şöyle o zaman bu sorunun cevabını şu şekilde vereyim. Lütfen. Pardon. Yani ayıp olmasın. 90'lı yıllarda Söğütlü Çeşme'de bir panelde konuşmacıyım. Evet. Ben ve merhum Hüseyin Üzmez evet. konuşacağız. Atatürkçü. Ülkücü. Ahmet Emin Yalman'ı vuran Hüseyin Üzmez vardı ya. Tamam, tamam. Atatürkçü değildir Hüseyin Üzmez. Vefat Tamam. etti gitti. Hüseyin Üzmez'le beraber konuşmacıyız. Benim Doğu Gerçeği ve Müslüman Kürtler kitabımda o dönemde yeni çıkmış. Kitabı bulmaya çalışıyorum. Şu kitap. Bu Doğu Gerçeği ve gerçeği Müslüman Kürt. Müslüman Kürtler. Evet. Doğu Gerçeği ve Müslüman Kürtler. Timaş Evet. Yayınları. Evet. Bu kitap o zaman 10-12 baskı yapmıştı. Bu kitap da yeni çıkmış. Milliyetçilik meselesini, ırkçılık meselesini konuşacağız Hüseyin Üzmez'le birlikte. Evet. Hüseyin Üzmez'in ülkücü camiada hatırı sayılır bir yeri var. Bir Evet. etrafı var. Onu ülkücüler dinlemeye gelmiş. Beni de muhafazlar kesim dinlemeye gelmiş. Salon tıklım tıklım. Önce Hüseyin Üzmez konuştu. Ülkücü arkadaşlar hop oturup hop kalkıyorlar. Alkışlar kıyamet. Sıra bana geldi. Ben konuşmaya başlayınca ülkücü arkadaşlar rahatsız olmaya başladılar. Evet. Ben diyorum ki Doğu Gerçeği Müslüman Kürtler ismi de oradan geliyor. Arkadaşlar sizi birileri yanıltıyor. Evet. Kürtler ve Türkler 1000 yıldır birlikte yaşıyorlar. Evet. Ortak paydaları İslamiyet'tir. Ortak Evet. paydaları tarih birliğidir. Ortak paydaları toprak birliğidir. PKK ile Kürtleri birbirinden ayırınız. Evet. PKK'nın varlığıyla sizi Türkçüleştirmesinler. Kürtleri de Marksistleştirmesinler. Evet. Bu ortak zeminde, İslamiyet zemininde bu iki büyük kavmi, iki kardeş kavmi birbirlerine kırdırmasınlar. Evet. Doğu Gerçeği Müslüman Kürtlerin de hareket notası odur. 30 yıl önce yazılmış bir kitaptır. Ama tabii ülkücü arkadaşların bir kısmında bu hava maalesef yok. Evet, yok. Böyle bir ayaklanma havası. Bir tanesi kalktı dedi ki ya sen ne sen dedi? Sen seni söyle dedi. Sen Kürt müsün, Türk müsün dedi. Dedim ki ben Kürt değilim. Türk de değilim. Arap da değilim. Laz da değilim. Çerkez de değilim. Benim bir kavmim yok. Evet. Ben sadece insanım. Harika. Sadece Müslümanım. Mensubiyette benim bir tercihim var mı? Yok. Annemi, babamı ben mi tercih ettim? Coğrafyamı ben mi tercih ettim? Evet. İrademle tercih etmediğim bir şeyin öğreneni ya da yerileni olmam insani midir? Akli Evet. midir? Ha çok merak ediyorsan yine de söyleyeyim dedim. Çok istiyorsun ya söyleyeyim. Annemin babası Arap'tır. Mehmet Ali Bulut'la zamanda ilk karşılaştığımız gün yüzüme baktı. Mehmet Ali yaşıyor bunu da seyrederse Evet. teyit eder. Eyvallah. Kardeş dedi sen Seyit olduğunu biliyor musun dedi. Hayda. Sen Seyit'sin dedi sen Seyit olduğunu biliyor musun? Dedim ki böyle bir rivayet zaman zaman aile çevresinden kulağımıza gelirdi. Fakat elimde böyle bir senet yok.
Böyle bir belge yok, böyle bir şecere yok. Dolayısıyla zaten bu yükü kaldıracak liyakat de kendimde yok. Onun için ben bu seyitlik meselesinden uzak durayım. Varsa o bir lütfi ilahidir, bir tesiri olursa olur. Zaten seyitlik dediğimiz şey de nesep değildir. Sünnet-i seniyeye riayet etmektir, manevidir. Yoksa soy sopa atıp doğru bir şey değil. İslamiyet'in böyle bir meselesi yok. Ama bir nesil hakkı vardır. Evet. Sen seyitsin dedi. Bunu ülkücülere söylüyorum. Hmm. Annemin babası Arap'tır. 1915'te Ermeni-Rus işgalinde Eleşkirt'ten hicretle Adıyaman'a gelmiş. Şapka kanunu çıktığı için de şapka takmamak için bir daha memleketine dönmemiş bir müderristir. Sarığıyla bir dağ köyünde vefat edinceye kadar. Maşallah. Böyle de alim bir insandır. Bugün o köylüler köyün girişinde kendisine türbe yapmışlardır. Evet, Anıtkabir büyüklüğünde falan böyle masraflı bir türbe değil ama bir türbe yapmışlardır. Halbuki türbe yasaktır. Yani Evet. Onu da mesela ben Kemal Atatürk için gerçekten üzüntü duyduğum şeylerden biridir. Türbeyi yasaklamış bir insana Türkiye'nin en büyük türbesini yapıp reva görmek caiz midir? Mason tapınağı. Ben Bir söylüyorum. Bilmem neyi. Yani Evet. ne olduğunu bilmem. Ama Mustafa Kemal'in böyle bir talebi yoktur. Türbeleri, türbeciliği yasaklamıştır. Öyle değil mi? Böyle bir kanun var. Bu kanun alem meriyette. Her neyse. Bahis o değil. Daldan dala atlıyoruz. Olsun. Dedim ki bak annemin dedesi müderristir. Arap'tır. Babam tarafı Konya'dan sürgün gelmişler. Adıyaman'dan Konya'ya giden Kürtler değil. Konya Türkmenleridir. Bütün şeyler oraya çıkıyor. Öyle öyle görünüyor. Adıyaman'a dönüş yapmışlar. Velev ki iskan sebebiyle Konya'ya gitmiş olsunlar. Birkaç yüzyıl Konya'da yaşadıktan sonra tekrar Adıyaman'a dönmüş olsunlar. Bir isyan sebebiyle bir Konya'daki hareketten dolayı sürülmüşler tekrar. Evet. Adıyaman'a dönmüşler. Etti mi sana bir Türkmen tarafı? Evet. Bir de Kürt tarafı var. Adıyaman'da Kürt aileler, Kürtleşmeler. Evet. Ya da diyelim ki hadi Türkmen tarafı zayıf bir şey olsa, bir müdellel olmasa, Evet. baba tarafı Kürt olsun. Kürt Arap bir araya geldi mi? Evet. Katışıksız bir Laz kızıyla evliyim. Rizeli. Etti mi üç? O zaman bir tane ya da iki tane çocuğum var. Arkadaşım dedim sana soruyorum. Sen bırak benim ne olduğumu da. Türk, Kürt, Arap, Laz'dan olma benim çocuğuma ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Bu nasıl mantıktır? Bu nasıl eblehliktir? Ah. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, Hüseyin Yılmaz'ın ne olduğuna siz karar veriniz demeyeceğim. Ben Kürtçe ile hayata başlamış bir insanım. Evet. Hayata Kürtçe ile başlamışım. Evet. Ama bunun dışında yani aidiyet itibariyle, kültür aidiyeti itibariyle Kürdüm. Evet. Hepsi bundan ibarettir. Nazarımda kavmiyete, bu manasıyla kavmiyete herhangi bir atfı olan insanı hayvan gibi görürüm, insan gibi değil. Evet. Bir insan ırkçılık yapıyorsa nazarımda hayvandan daha evlektir. Peki. Hazır Adıyaman'dayken Mehmet Metiner Adıyamanlı mı? Mehmet Metiner'le ortaokul arkadaşıyız. Hadi canım. Evet. O hep Adıyaman, böyle miydi? Ya Metiner arkadaşımdır. Tabii benim arkadaşım hakkında böyle herkes hakkında ben rahat konuşuyorum da. Evet. Bu benim konuştuklarımın ya ismi meçhul ya vazifelerini tamamlamış bir takım ricallerdir Evet. ya da icraatlerini tenkit ediyorum. Evet. Mehmet Metiner yakın arkadaşımdır. Hala Yani mı? Hala. hala değil. Ha. Karşılaşırsak hala olduğunu ümit ediyorum. Evet. Karşılaşırsak. Ama Evet. uzun zamandır karşılaşmıyoruz. Yani en az bir 15 yıldır karşılaşmıyoruz. Milletvekilliği yaptığı yıllarda pek karşılaşamadık. Bana göre
arayışları çok oldu. Yani çok zikzakları da oldu. Yani HDP'ye katılacak kadar da şeyleri oldu. Evet. Ama ben Mehmet Metiner'in bir kıymet olduğuna, bir değer olduğuna inanırım. Her birimizin kendisine göre yanlışları olmuştur. Her yanlış, her günah beşer içindir. Hiçbirimiz hatasız değiliz. Yeter ki hatalarımızda ısrar etmeyelim. Yeter ki hata olduğunu fark ettiğimiz zaman dönme faziletini de gösterebilelim. Evet. Metin Eren'e bu videoyu şayet seyrederse, bu kaydı seyrederse edecek. Selamlarım. Eder. Ama Yeşil Kemalist oldu Hüseyin Bey. Yani Mehmet Metiner Yeşil Kemalist oldu artık. Bu sadece Mehmet Metiner'in meselesi değil. Yani değil. Biliyorum ama yani hazır o açılmışken. Şimdi bakınız. Bu devir enteresan bir devir. Evet. Son iki gündür bir iki mesaj attım. Nesi enteresan bu devrin? 2012'lerde miydi? Sayın Cumhurbaşkanı kendi memleketinde zannediyorum dedi ki kimse karşıma Kürt, Türk, Laz, Çerkez diye gelmesin. Tamam. Irkçılığın her türlüsü ayaklarımın altındadır. Eyvallah. Tamam mı? Ama Cumhurbaşkanlığı sistemi başkanlığa dönüşünce ben itiraf ediyorum tahmin etmediğim bir sıkıntıyla karşı karşıya geldik. Neyin sıkıntısı bu? %50.1'iniz yoksa iktidar olamıyorsunuz, başkan olamıyorsunuz. Evet. Türkiye'de de hiçbir gücün, hiçbir partinin kendi başına bu %50'si yok. Tamam. 50 artı 1'i yok. Olmayınca da ister istemez birilerine mahkumsunuz. Şu anda AK Parti de MHP'ye, Bahçeli'ye mahkumdur. Bu gönüllü bir ortaklık gibi lanse edilse de bana göre değildir. Nesi değildir? Evet. Çok yakın bir geçmişte Erzurum'da otobüsün üzerinde yağlı bir urganı miting meydanına atıp seni asacağız dediği bir insanla ortaklık yapıyorsun. Evet, siyasetin bugünü ile dünü birbirinden farklı olduğu söylenir ama ben Evet. yine de insanda bir parça omurga vardır diye düşünürüm. Eyvallah. Bravo. Anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bu iki insan birbirlerine mahkum olmuşlar. Evet. Kötü olan şey ne? Kötü olan şey şu. Bu tarz ortaklıklarda hakimiyet büyükte değil, küçüktedir. Allah Allah. Çok Çünkü ilginç. Çünkü büyük ortağın kaybedeceği daha büyüktür. Küçük Çok ortağın iyi. kaybedeceği daha küçüktür. Evet. Onun için büyük ortak büyüğü kaybetmemek için küçük ortağın ceremesini çekmeye mecburdur. Peki. İki yolcu düşünün. Zıt istikamette yürümeleri gerekiyor. Evet. Ama birlikte gidelim diyorlar. Evet. Nasıl birlikte gideceksiniz? Şu anda iki zıt istikamette gitmesi gereken insanlar birlikte yürümeye çalışıyor. Evet. Bu bir Yani bu sıkıntı yüzden var. mi arkadaşınız Mehmet Metiner, affedersiniz, omurgasız davranıyor? Evet. Ben omurgasız demek istemedim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi Metiner'e bunu söylersem Metiner'e haksızlık etmiş olurum. Çünkü bu mesele sadece Metiner'in meselesi değil. Anladım. Bu Tamam. eğer bu gemi Evet. eğer Evet. bu gemi bu ortaklarla bu şekilde gidecekse Evet. Metiner de bu geminin bir tayfasıysa Evet. Metiner'in başka şansı yoktur. Çünkü Sussun. MHP Sussun en azından. o da Evet. ayrı bir şey. Evet. Çünkü MHP milliyetçilik noktasından CHP'den çok farklı değildir. Evet. Anlatabiliyor muyum? Atatürk milliyetçiliğinde hemfikirler. İğrenç bir şey. Evet. Atatürk milliyetçiliğinde hemfikirler. Sadece muhafazakar dediğimiz ne demekse. Evet. Bugün bir şey paylaştım, gördünüz mü? Yok. Belki söyleyin hatırladım. Allah'tan razı olmadığınız müddetçe aramızdaki uçurum derindir. Bu uçurumu hiçbir şeyle dolduramazsınız. Evet. Siz Allah'tan razı değilsiniz ki. Allah'tan razı olmak ne demek? Bilmiyorum. Allah'ın hükmüyle hükmetmek demektir. Evet. Gücün varsa
iktidarın varsa, muktedirsen, Allah'ın hükmü neyse onunla hükmedeceksin. Sen Allah'ın hükmüyle hükmetme. Yani sen Allah'a de ki ben seni beğenmiyorum aslında. Evet. Aslında ben seni beğenmiyorum. Kafanda çok çalışmıyor. Affınıza sığınıyorum. Haşa sümme. Kafanda çok çalışmıyor. Sen şöyle yap diyorsun ama bana doğrusu böyle görünüyor. Ben böyle gidiyorum. Böyle Müslümanlık olur mu? Böyle İslamiyet olur mu? Evet. O zaman bu Allah'ın hükmüyle hükmetme meselesi şu değildir. İsyan demek değildir. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafir olur. Meselesinde hükmetmeyen değil, tasdik etmeyen demektir. Çünkü mesela Allah'ın bir hükmü nedir? Namaz kılmaktır. Evet. Siz namazı kılmamakla kafir olmazsınız. Yani dinden çıkmazsınız. Evet. Günahkar olursunuz. Ama namaz Allah'ın emri değildir. Namaz doğru bir şey değildir derseniz, evet, yani teyit etmezseniz, tatbik etmezseniz, tasdik etmezseniz küfre girersiniz. Evet. Şimdi onun için diyorum ki Allah'ın hükmüyle hükmedebilecek durumdayken, buna gücünüz varken yapmıyorsanız o zaman iş değişiyor. Evet. Ha deyin ki gücümüz yetmiyor arkadaş. Biz şeye girecektik. Efendim siz söyleyin. Avrupa Birliği'ne girmek istedik. Girecektik. Onun için zinayı serbest bıraktık. Onun için bu İstanbul Sözleşmesi'ni Türk ailesinin başına bela ettik. Aile yıkılıp gidiyor. Onun için bu şeyi süresiz nafakayı bir sürü insanın başına bela ettik. Türkiye'de aile çökmek üzere. Evet. Aile çöküyor. Evet, maalesef. Kendi çocuğunuza biraz yüksek sesle nasihatta bulunamıyorsunuz. Evet. Allah muhafaza. Sizden ayrılmak isteyen eşiniz sizin fiske vurmanızı beklemeden dönüp dese ki eşim bana şiddet uyguluyor, kendinizi dışarıda buluyorsunuz. Evet. Ne haysiyetiniz kalıyor, ne şerefiniz kalıyor, ne insanlığınız kalıyor. Evet. Yani bu böyle mi yani? Mevcut durum Hani daha Türk iyiydi bunda. Yani mevcut durum daha iyiydi. Başımıza bir de İstanbul Sözleşmesi getirdiler. Tamam işte onu söylüyorum. Yani, yani bu İstanbul Sözleşmesi'nin neticeleridir bunlar. Evet. Ya bir öncesi İstanbul öncesi Sözleşmesi'nden öncesi daha iyiydi yani. Neredeyse ehveni şerdi yani. Bak Bahattin Bey kardeşim. Evet. İslam'da her Müslümanın üzerinde farz olan bir emir var. Nedir biliyor musunuz? Emri bil maruf nehyi anil münker. Türkçesine, bugünkü dildeki ifadesine, iyiliği emretmek, evet, kötülükten men etmek. Eyvallah. Bu her Müslümanın üzerine farzdır. Evet. Sen kendi çocuğunu dahi kötülükten men etme hakkına sahip değilsin. Ya. Bu hak evet, senden alınmış. Evet. İkaz etme hakkına sahip değilsin. Sen düşünce fikir hürriyetini ailende bile kaybetmişsin. Yani evet. Yok böyle bir şey. Ülkede nasıl yapacağım? Evet. Evet. Peki şimdi o kitabınız bir önceki gösterdiğiniz kitabınız Hüseyin Bey, İnkılap Kurbanları, müthiş, ben katliam diyorum ona. Satışta mı hala bir şey? Bu kitap zannediyorum evet şu anda 3-5 gün önce satışa girdi. Kitap yurdundan temin edilebilir. Edilebilir değil mi? Yani oradan yayıncılıkta şeye girdi. Kitap yurdunun bu doğrudan yayıncılığı evet, dağıtımı başkasına vermiyor. Yani kitabı kitapçılarda şuradan buradan temin etme şansınız yok. Evet. Doğrudan kitap yurdu üzerinden siparişinizi veriyorsunuz. Kitabınız kapınıza geliyor. Tamam. Onu yani bir daha gösterirseniz seyircilerimiz bilsin onu. En azından meraklılar Kemalizmle ilgili. Kitabın şeysi değişti. Yeni kitap henüz elime ulaşmadığı için kapağını gösteremiyorum. Tamam. Bu eski ikinci baskıdır zaten. Tamam. 90'lı yıllarda basılmış olan kitap. Bu isimle değil mi? Bu isimle. Evet aynı isimle şey değiştirdi. Tamam. Sadece tamam. kapak değişti. Tamam. Yani orada da mesela ben sadece bir şey size anlatayım, bir şey söyleyeyim. İskilip'li Atıf Hocası'nın
idamı insanlık hukuk tarihinde örneği olmayan bir idamdır. Evet. 1923'te İstanbul'da, hatta 22'de, evet, 22'nin ortalarıdır İstanbul'da, yani İstanbul daha şeye geçmemiş, İngiliz işgalinden daha kurtulmamış. Evet. İstanbul'da işgalin de verdiği bir şeyle, belki bir baskıyla, Türk gençleri arasında, evet, bu fötr şapka dediğimiz Yahudi şapkası gençler, evet, arasında giyinmeye başlanıyor. Yahudi şapkasıdır bu. Evet. Gençler bunu giymeye başlayınca İskilip Atıf Hoca da Fatih Medresesi'nde müderristir. Bugünkü tabirle profesördür. Ya. Fıkıh hocasıdır. İslamiyet'e göre şapkanın hükmü nedir manasına gelen tamamen ilmi, tamamen dini bir risalecik yazıyor. Kitabın, evet, ismi Frank Mukallitliği ve Şapka. Evet. Burada geçmiş uygulamalardan, geçmiş fıkıhlardan, Kur'an'dan, tarihten örnekler vermek suretiyle bir Müslümanın kendi rızasıyla bu şapkayı giymesinin küfür olduğunu yazıyor. Evet. 23'te ya da 24'te Devrin Marif Vekili bu kitaptan dolayı Atıf Hoca'ya mükafat veriyor. Çok güzel, evet, bir kitap yazmışsın. Bir yıl sonra şapka kanunu çıkınca Atıf Hoca'ya diyorlar ki sen suçlusun arkadaş. Allah Allah. Evet. Evet, biliyorum. Kanunun aleyhinde bulunmuş. Dünya hukuk tarihinde yok, geriye işlemiş hiçbir hadise yoktur. Evet. İskilipli Atıf Hoca istisnadır. Maalesef. Atıf Hoca'yı önce Giresun'a gönderiyorlar İstiklal Mahkemesi'ne. İstiklal Mahkemesi diyor ki bu hocayı buraya boşuna getirmişsiniz. Bir suçu yok. Evet. Beraat ediyor Giresun'dan ama serbest bırakmıyorlar. İstanbul'a iade ediyorlar emniyet nezaretinde. Emniyet Ankara İstiklal Mahkemesi'ne sevk ediyor. İstiklal Mahkemesi'nin alileri meşhurdur. Mahkeme başkanı Kelali'dir. Yardımcıları Kılıç Ali ve Necip Ali'dir. Bu Kılıç Ali şeyin babasıydı bilirsiniz. Evet. Altemur Kılıç'ın babasıydı. Bizim evet, Altemur Kılıç'ın. Kibirleri. Evet. Burada kısa bir yargılamadan sonra Atıf Hoca'nın idamı çıkıyor. Bu bir zulümdür. Bu bir dehşettir. Zulüm. Korkunç. İnkılap kurbanlarını yazdığım dönemde bazı hukukçulardan rica ettim. İade muhakeme gerekli bu insan için. Evet. Bu muhakeme iade edilmeli. Evet. Bu muhakemenin iade edilebilmesi için ya akrabaları dava açacak. Akrabalarının buna cesaretleri yoktu. Mezarına bile sahip çıkamadılar. Ankara'da bir parkta, parka dönüştürülecek bir mezarlıktaydı. Mezarlık park yapılacak diye taşınınca herkes kendi kabrini taşıyor. Atıf Hoca'nın akrabaları kabirlerine sahip çıkamıyorlar. Böyle bir korku, böyle bir dehşet. Evet. 50'li Evet. yıllarda bile bunu yapamıyorlar. Ve mezarı kayıptı. Ben bu kitabı yazdığım dönemde mezarını bulamamıştık. Daha sonra zannediyorum AK Parti dönemiydi 2000'li yıllarda. Kemikleri mi bulunmuş, DNA'dan mı gitmişler, ne yapmışlarsa güya mezarı bulundu, işte taşındı. İskilip'e götürüldü. İskilip'te de kendisine bir türbe yapıldı. En azından bir hürmettir. Yani en azından. Yapıldığı iyi. Ama bu iade-i muhakeme yapılmadı. Bu iade-i muhakemeyi kim, Evet, yapabilir şu anda? biz Ya açalım. kanuni varisleri varsa varisleri yapabilir. Evet. Ben sen açamıyoruz maalesef. Evet, evet. Ya da Adalet Bakanı'nın talebiyle açılabilir. Allah Allah. Adalet Bakanı'ndan talebimdir. İmza Bu toplasak? Muhakeme iade edilsin. Re'sen, yani Adalet Bakanı diyecek ki evet, bu dava yeniden görülsün. Bu dava Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Evet. Atıf Hoca'nın suçlu olup olmadığı hukukça yeniden tespit edilecek. Evet. Bunu bugüne kimse yapmadı. Öyle bir valimiz gitti anma töreninde bulunduğuyla Atıf Hoca'ya iade itibar etmiş olmazsınız. Atıf Evet. Hoca'nın iade itibara ihtiyacı yok. Evet. O nezd-i ilahide de Müslümanların nezdinde de zaten muteber bir İslam alimidir. Evet. Ama
Devletin buna ihtiyacı var. Devletin milletle barışması, kendi suçlarını sahiplenmesiyle değil, geçmişindeki hatalardan vazgeçmesiyle mümkündür. Devlet bizim olsa yapacağız, bizim değil devlet. Ben şöyle düşünüyorum. Devlet bizimdir. Devlet bizimdir. Dahilde hiçbir şekilde devlete halel verecek herhangi bir hareketi tasvip etmeyiz. Şiddet hareketleri bunların başında gelir. Çünkü devletin selameti olmazsa milletin ve vatanın geleceği tehlikeye düşer. Biz zafer isteriz, fecir isteriz, aydınlık isteriz. Ama düşmanların eliyle de istemeyiz. Başkasının bizi kurtarmasını beklemeyiz. Biz isteriz ki devletimiz kendisi ıslaha nefsetsin. Bir asır önce milletiyle zıtlaştığı yoldan vazgeçip 600 yıl cihan devleti kurmuş bu milletin İslami ana payandasında devletle millet kucaklaşmayı becersin. Bunun önündeki maniler bellidir. Bu manileri aşmayı göze alamadığımız için, bununla mücadele edecek gücü şu ana kadar kendimizde bulamadığımız için bu barışma, bu kucaklaşma arzu edildiği seviyede gerçekleşmiyor. Hüseyin Hocam, peki devam edelim. Kısa kısa Şarcı Bacı'dan bir paragrafta bahsedebilir misiniz? Gerçekten bir kadın asıldı mı ya? Evet. Yani Asıl evet. var mı Evet. kitabınızda o? Yok, o hadiseyi ben işlemedim. Erzurum'da vaki olmuş bir hadisedir Bir kadının o. şapkayla ne alakası olabilir? Yani şöyle, ben başka bir şey söyleyeyim size. Lütfen. 1934'te Bediüzzaman 120 talebesiyle laiklığa aykırı hareketten, irticai faaliyetten evlerinden alınıp Eskişehir hapishanesine tıktırılıyorlar. Evet. İdamla yargılanıyorlar. İdam edilecekler. Evet. Bunlardan bir tanesinin ismi de Ramazan. Evet. Hadise şu. Ramazan geldi. Yani Ramazan ayını kast ederek Ramazan geldi diye falan, sizin köyünüze de Ramazan geldi mi? Espriyi anlarsınız yani. Ramazan geldi deriz ya oruç ayı Evet. için. Tabii. Bu Ramazan geldiği gerçek bir kişi zannedip Ramazan ismindeki adamı bile götürmüştür. Allah Allah. Alakası yok. İsmi Ramazan sadece. Evet. Türkiye böyle garip bir istibdat, devlet terörü dediğimiz bir istibdattan geldi. Ya devlet terörü demişken bir kitap daha göstereyim mi? Bana abi istediğiniz kadar. Diyeceksin ki sen de çok olmuşsun. Ne yapayım? Allah bizi de böyle Estağfurullah, bu işe. estağfurullah, estağfurullah. Yakın tarihimizin anlatılamayan üçüncü ya da Cumhuriyetin dördüncü kaçıncı bir ilk kitap daha. yıllarında devlet terörü. Abi bu da mı Cumhuriyetin ilk yasaklı yıllarında mı? devlet. Müthiş. Efendim? Yasaklı mı? Hayır yok. Yok yok hayır. Bu arada kapak fotoğrafı Hüseyin Üzmez'e benziyor. Değil. Bu kapak bizim Allah rahmet eylesin Timaş'daki Evet. emektarlarımızdan bir abimiz vardı. Evet. Onun fotoğrafından bozma. Evet. Arkadaşım biraz üzerinde çalışmasıyla yaptığı bir şeydir. Evet. Müsaade eder misiniz? 30 yıl önce yazılmış birkaç satırı bu kitabın arkasından size okuyayım. Lütfen. Terör kimin elinde olursa olsun meşum bir silah. Ne suçlu ayrır, ne suçsuz. Zalim gibi mazlumu da çökertir. Bu sebeple de cinayetlerin en alçakçası. Asıl maksadı sindirmektir. Hizmet ettiği efendi meşruiyet tanımaz bir kuvvet. Evet. Bu da benden size bir terör tarifiydi. Kısa bir tarif, 30 yıl önce Eyvallah. yazılmış. Eyvallah. Şalcı Bacı'yı şey yapacak. Şalcı Bacı'nın hikayesi
detaylarıyla aklımda olmadığı için yanlış bir şey söylemek Anladım. istemiyorum. Yani Sadece sahiden bir kadın. Evet. bir kadındır. Şapka meselesinden dolayı derdest edilmiş, idama gitmiş ve idam edilmiştir. Onu detaylarını webten Peki. görebilirsiniz. Tamam. Şimdi ben diye bir video yapmıştım. Bir avukat arkadaşımız var, Kerame Özdemir. O 5816 konusunda çok güzel savunmalar yapıyor. O röportajımızda da söylemişti. Anamur Barosu bir dergi yayınlamış bir tarihte. O dergide diyor ki 56 kişi şapka giymeye direndiği için şapkalar kafalarına çiviyle çakıldı. Böyle bir şey duydunuz mu? Yani bu tarz şeyler çok anlatıldı. İhtimal veririm ama ben belgeyi görmeden bir şey söylemek istemiyorum. Evet. Sadece şunu biliyorum. Atıf Hoca bir din alimidir. İdama giderken Kılıç Ali Mendeburu başına bir fötr tapkayı geçiriyor. Evet. Bunu giyip domuz diyor. O şekilde idama götürüyorlar. Evet. Bunu yapan diğerini de yapar. Bir saniye. Pardon. Evet, şapkayı şey yaptı dediniz, koydunuz. Koydu kafasına. Şimdi peki ne diyorduk? Yakında kafa aldı. Şimdi mesela 5816'ya maruz kaldınız. İşte eleştiriler falan yazıyorsunuz, işte yakın tarihle ilgili eleştiriler yazıyorsunuz. Ve hiç tehdit alıyor musunuz Hüseyin Bey? Şimdi tehdit şöyle, yani Ya ha. bu dönem için çok böyle ciddi bir tehditle karşılaştığımı söyleyemem. Evet. Ben zaten başından beri şunu söylüyorum. Gerçekten Kemal Atatürk dahil hiçbir insanın şahsi kusurlarıyla meşgul olmam. Evet. Beni hiç ilgilendirmez. Ne yaptığı, nasıl yaşadığı bunlar hiç ilgi sahamda değil. Evet. Yani vicdanın, aklın, insanlığın hakaret kabul edeceği şeye asla girmem. Buna tenezzül etmem. Ama bunun dışındaki sebeplerden dolayı elbette bir takım zaman zaman sosyal medyada haddi aşan, tehdide varan, hakarete varan şeylerle zaman zaman karşılaşıyoruz tabii. Evet. Mehmet Şevki'ye gidediniz. Buyurun, pardon. Şunu söylemek istiyorum. Bu koruma kanunu biliyorsunuz Ticani dediğimiz bir grubun Evet, belki biliyorum. indirilmiş bir grubun yani bu daha sonra anlaşıldı Kurgu, bu. kurgu. Yani kurgu olan bir grubun birkaç yerde Evet. Kemal Atatürk'ün büstlerini kırmak suretiyle buna zemin hazırlandı. Zemin hazırlandı. Merhum Menderes'te naif bir insan. İnönü'nün de korkunç bir baskısı var üzerinde. Şef İnönü'dür hala evet şeye düşmüş olmakla birlikte muhalefete düşmüş olmakla birlikte devlettir yani. Evet. Dolayısıyla bu korku ve baskı altında bu kanunu çıkarmaya kendisini mecbur hissediyor. O günün Evet. şartlarında mecliste de çok itirazlarla karşılaşıyor. Deniliyor ki yani bakınız bu kanun bu şekilde çıkarsa tenkit hürriyetini ortadan kaldırır. Evet. Evet. Menderes kürsüye çıkıyor. Meclis zabıtlarından bunlar çıkarılabilir. Benim kitabımda da vardır. Evet. Menderes diyor ki hayır, biz tenkit hürriyetini yasaklamıyoruz. Ya. Sizin gibi ben de tenkit etmeye devam edeceğim. Tamam. Biz sadece hakareti men etmeye çalışıyoruz. Evet. Ama maalesef uygulamada sadece övdüğünüz kadar kendinizi emniyette hissedersiniz. Onun dışında yan bakmalarla, imalarla dahi sizi bu kanuna çerçevesi içine alıp mahkum edebiliyorlar. Yani Evet. uygulamada hukuk tanımıyor bu. Yani söyleyecek laf bulamıyorum. Yakın Açık zamanda söylüyorum. kalkma ihtimali. Buyurun, pardon.
Ben şöyle yakın bir zamanda kalkmasını beklemiyorum. Beklemiyorsunuz, değil mi? Evet. Ne zaman kalkar biliyor musunuz? Eğer bu başkanlık gücü bir koalisyon şeklinde tecelli etmeyip de AK Parti'nin kendi gücüne dayansaydı Evet. bu meselede dahil birçok şey daha rahat düzelirdi. Ama Evet. şu anda iktidar Büyük Ortak Bahçeli ile çalışmak zorunda. Yani Erdoğan Büyük Ortağı ile çalışmaya mecbur. Evet. Büyük Ortağın da bu meseledeki tavrını biliyorsunuz. Evet. Yani 5816 sayılı Mustafa Kemal'i koruma kanunu eğer işte yani AKP'ye kalsaydı kaldırılırdı ama MHP bu da damga MHP'nin üzerinde. Onu da Evet söylemek lazım. yani buna inanıyorum bir de şunu Evet. söylüyorum. Evet. Ben hatta kaldırın demiyorum. Evet. Ben kaldırın da demiyorum. Ben diyorum Yani ki evet. bu kanun uygulaması 65 yıllık uygulamasında ne zulümlere sebep olduğunu görüyorsunuz. Evet. Bu kanunu gerçekten sadece hakareti men edecek bir şekilde yeniden düzenleyip çıkarınız. Evet. Yani bir insan elbette Mustafa Kemal'e hakaret etmesin. Zaten kişiye mahsus kanun çıkarılamaz. Ölmüş bir insan için zaten hiç Zaten çıkarılamaz. çıkartılmaz. Hukuki değil. Hatırasına diye bir kulp uydurmuşlar. Ha. Buna rağmen diyorum ki tamam hatırasına da hakaret etmesinler. Ama sadece hakaret edeni cezalandırınız. Evet. Tenkidi yasaklıyorsunuz. Ya Atatürk gibi bir devre mal olmuş, büyük inkılaplar yapmış, yıkılışların sebebi olmuş. Bir insanın icraatlerini yani devlet adamı olarak yaptığı icraatleri nasıl yasaklarsınız? Nasıl yasaklarsın ya? Bu Nasıl ya? nasıl tenkide kapatırsınız bunları? Evet. Evet. Hüseyin Hocam, Hüseyin Bey, şimdi şeyden dil ben dil katliamı diyorum. Dil devrimi diyorlar ya. Onunla ilgili birkaç şey söylesen ne yaptı bizi nasıl kopardı? Nasıl temel kodlarımızla olan bağımızı kopardı? Birkaç cümle onunla alsak. Selçukluları da dahil ederseniz Evet. bu toprağın insanları 1.000 yıl Arap alfabesi dediğimiz 1.000 yıl bizim olan bir alfabe ile bir cihan medeniyetinin öncülüğünü yaptılar. Evet. Bir irfanımız var. 1.000 yıllık bir irfanımız var bu dilin taşımakta olduğu. Bu Evet. harflere yüklenmiş olan bir Ya. irfan. 1.000 yıl. Evet. Dediniz ki birileri kalktı dedi ki bu harflerle yazmak zordur, Evet. anlaşılması güçtür. Latin harflerine geçiş yapacağız. Latin de bizim diye o zaman o bak mantıklı bakarsan. Bugün bu topraklarda yaşayan eblehler diyor ki Arap alfabesinden bizim alfabeye geçtik. Yahu şuursuz. Evet. Latin gavurunun alfabesi senin oluyor da Evet. sen Müslüman kimliği taşıyorsun. 1.000 yıl En azından. kütüphanelerini meydana getirmiş bu alfabe nasıl senin olmuyor? Evet. Kur'an'ın bu dil üzere gelmiş. Hani Müslümansın? Evet. Elhamdülillah ben de Müslümanım. Nasıl Müslümanlık bu ya? Cemil Meriç'in ifadesiyle harf inkılabı ile bir gecede kütüphanelerimiz tuğla yığınlarına çevrilmiştir. Of. Bugün Türk çocukları Evet. irfanlarına ulaşamıyorlar. Köksüz bir millet haline getirdik. Dili tahrip edilmiş, diliyle bizim kadar oynanmış başka hiçbir millet yoktur. Evet. Sömürgelerde de yoktur. Ya. Sömürgelerde de yoktur. Bir milletin dili yani harf inkılabı yetmedi. Bir de dilde inkılap adı altında güneş dil teorileri gibi bir takım hezeyanlarla, saçmalıklarla, uydurukçalarla bugün 500 kelimeyle Türk çocukları ya da Türkçe konuşan insanlar 500 kelimeyle anlaşmaya çalışıyorlar. Evet. 500 kelimeyle bırakın bir ilim ve irfan dili medeniyeti meydana getirmek. Kargalar bile meramını anlatamaz.
Eyvallah. Bu millet ölüyor. Bu millet dilsizleştirildi. Bunun altında yatan sayık harf inkılabıdır. Evet. AK Parti'nin gelişinden beri diyorum ki Osmanlıca'yı tercihli ders yapmak yetmez. Yetmez. Osmanlıca ilk mektepten itibaren mecburi ders haline getireceksiniz. Harika, evet. Mecburi ders haline getireceksiniz. Ta ki bir nesil sonra geride gelenler artık eski kadim irfanlarına, bin yıllık medeniyetlerine ulaşabilsinler. Şöyle bir tahayyülde bulunur musunuz Bahattin Bey? Birlikte düşünelim, birlikte evet. Hayal edelim. Evet, evet. Siz bir Amerikalısınız. Amerikan vatandaşısınız. Evet. Türkiye'nin, dünyanın her tarafında dolaşıyorsunuz. Ama bir Amerikan vatandaşı olarak dolaşıyorsunuz. Tekmelediğiniz her kapı size sonuna kadar açılıyor. Evet. Çalmak zorunda değilsiniz. Evet. Tekmeleyerek açıyorsunuz. Of. Bu nasıl bir büyüklüktür? Bu nasıl bir riyasettir? Evet. Bu nasıl bir gururdur? Bunu düşündünüz mü? Fazla gurur ama. Fazla gurur ayrı bir şey. Kötü bir şeydir. Bunu yapın demiyorum. Evet, evet. Ama bu nasıl bir şereftir? Bunu bir düşünün. Evet. Amerika vatandaşı. 600 yıl sana cihanın liderliğini yaşatmış bir medeniyeti sen yok ediyorsun. Seni o medeniyete götürecek köprüleri uçurmuşsun. Evet. Acı değil midir? Elim değil midir? Size vize, 600 yıl vizesiz gidiyorsun. Vizesiz size 600 gidiyorsun. Cihan, evet, devletinin vatandaşı olma keyfini yaşatmış bir hanedanı, kundaktaki bebeleri de dahil, yurtlarından, tabirimi bağışlayın, dehleyip gönderiyorsunuz. Evet. Bugün tarih dizileri yapıyorlar. Evet. Kuruluş Osmanlı, Kuruluş Büyük Selçuklu, bilmem ne. Evet. Samimiyseniz, gücünüz yetiyorsa, evet, hanedanın o hicret yıllarında, o sürgün yıllarında yaşadığı trajediyi bir ekranlara aksettirin bakalım. Ya, ya. Neler yaşanmış bir görün bakalım. Yüreğiniz yetecek mi bunları seyretmeye? Bu, evet, acıları kaldırabilecek misiniz? Suçlu bir kişi olur. Evet. Suçlu bir olur. Diyelim ki Bahattin Bey, ben geldim, sizi öldürdüm. Çocuğunuz var mı? Var. Allah korusun. Allah bağışlasın. Sağ olun. Cümlemizi. Çocuğunuzun en fazla İslamiyet'e göre de hukuk işledikten sonra en fazla beni katletmeye hakkı vardır. Çocuğuma elini uzatamaz. Evet. Uzatabilir mi? Ya. Çocuğumun ne suçu var? Evet. Kundaktaki bebelerini, 80-90 yaşındaki ihtiyarlarını sürdüler. Aa. Bugün İngiltere hala kraliçeye secde ediyor. Osmanlı hanedanı onlardan kötü müydü? Yani. Yapmayın. Birbirimizi kandırmayalım. Yalan söylemeyelim. Dürüst olalım. Bu noktada Hüseyin Hocam, diyorlar ki bu nasıl bir şeydir, ikiyüzlülüktür, mide bulandırmadır. Osmanlı da bizim, Atatürk da bizim, Kamal da bizim. Yok. Nasıl oluyor bu? Bu ikisinden biri yalan. MHP bunu söylüyor. Milliyetçi Hareket Partisi, ülkücüler bunu söylüyor. O da bizim, bu da bizim. Ben deminden beri niye büyük ortak onlardır dedim. Evet. Bu dönem böyle gidecek. Eğer siz Osmanlı'ya sahip çıkıyorsanız Atatürk'ten vazgeçeceksiniz. Bitti. Atatürk'e sahip çıkıyorsanız Osmanlı'dan vazgeçeceksiniz. Bu kadar basit, net. Yani. Başka yolu yok bunun. Yani. Bir şeyi netleştirelim mi? Lütfen. Ben Osmanlı'yı hatasız gören bir insan değilim. Tabii ya. Tabii canım. Osmanlı'nın idaresini de doğru görmüyorum. Eyvallah. Saltanat idaresidir. Babadan oğula intikal eden bir idare İslami bir idare değildir. Evet. Ama 600 yıl hukuk meşruiyetini İslamiyet'ten almış bir idare yapısıdır. Çok net, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki Osmanlı kadar yeryüzünde sulh temin etmiş başka bir devlet yoktur. Evet. Bu zaafına, bu kusuruna rağmen. Evet.
Peki sonlara geldik Hüseyin Bey. Mehmet Şevki Ey ile tanışıyorsunuz. Diyorlar ki mesela Gladio elemanı diyorlar. Ne diyorsunuz? Karanlık bir adam diyorlardı. Bu da bu devrin kirliliklerindendir. Sadece Şevket Ege için demiyorlar. Evet. Yani bazı gruplar var, bazı kendini bilmezler var ki Bediüzzaman'ın talebeleri için bile bunu söyleyecek kadar küstahlaştılar, Evet. cüretkarlaştılar. Bunların ben şuna bakarım. Bir meyvenin, bir ağacın ne ağacı olduğunu nereden bilirsiniz? Meyvesinden tanırsınız. Evet. Üstünde elmayı görmüşseniz onun armut olduğuna hükmeder misiniz? Yani. Elma ağacı bu. Evet. Şevket Eygi, Gladio'ya hangi hizmeti yapmış da Şevket Eygi'nin Gladio olduğunu söylüyorlar? Yani işte yani suçu nedir, günahı nedir? Yani Müslümanların aleyhinde ama Gladio'nun lehinde olacak ne yapmış Şevket Eygi? Ya da Bekir Bey, Bekir Berk. Evet. Binlerce mahkemede Risale-i Nur'ların beraatını sağlamış, kaziye-i muhkeme haline getirmiş. Binlerce nur talebesi onun sayesinde hapishanelerden, zulümlerden kurtulmuş. Son nefesine kadar İslami hizmetlerden kopmamış, birçok iftiraya maruz kalmış bir insanın Gladio olduğunu söyleyebilmek için insan Allah'tan korkar ya. Acaba Bekir Berk gerçekten Gladio olsaydı böyle mi davranırdı? Bunların yani bu bir kirliliktir. Bu bir insanları bu hizmetin geçmişini, değerlerini gözden düşürme gayretidir. Evet. Hesabına para yatırıldığı falan iddiası vardı. 300 bin dolar falan. Öyle bir duymuş muydunuz onu? Kimin hesabını? Mehmet Şevki Eygin'in. Mehmet Şevki Eygin'in her zaman benim gibi para problemi vardı. He. 300 bin doları olan para adam, parası olan adam gibi hiç görmedim. Anladım. Peki. Yok öyle bir şey. Bugünlük böyle bırakalım Hüseyin Bey. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir de kısa tanıtım alacağım. Yani bana göre daldan dala da olsa biraz fazla konuştuk bu akşam. Başka evet, zaman belki daha hususi tahsislerle bir takım mevzularda tekrar konuşma şansımız olabilir. Evet. Mesela benim esas içinden geldiğim camia Risale-i Nur Camiası'dır. Evet. Bu sebepten dolayı da bu camiyeyi biraz daha iyi tanırım. Bediüzzaman'ı iyi bilirim. Bediüzzaman ve Bediüzzaman'ın hizmetlerine dair mevzularda konuşabilecek şeyi kendimde görürüm. Cesareti, evet, cüreti kendimde görürüm. Gülen meselesinde konuşabilecek bir müktebasıtım var, bir geçmişim var. Evet. Bugüne kadar konuştum. Bundan sonra da konuşurum. Kürt meselesi, milliyetçilik meselesinde her zaman konuşabileceğim, eyvallah, mevzulardan bir tanesidir. Roman üzerine konuşabilirim, dil üzerine konuşabilirim. Ne gerekirse vakti günü geldiği zaman herhangi bir konu üzerinde yeniden konuşuruz ama bu akşam bence kafi. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyorum. Siz kalın, bir de iki dakikalık bir tanıtım alayım. Evet sevgili seyirciler, bu ana programda, ana programın sonuna geldik. Görüşmek üzere.